Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldun sandın. Ansızın içini açtın, yapma dedin, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedin, yaptın gönül. Yıllar önce evlenme teklif ettiği yerde askeri üniforması içerisinde duran kocasını gören Gönül hızla ayağa fırladı. Adam kollarını iki yana açarken canhıraş bir bağırışta Raif diye bağıran kadın kocasına doğru koşmaya başlamıştı. Raif ağladığını 10 mil öteden bile belli olan karısı kendisine doğru koşarken gözlerindeki yaşlarını saklayamadı. İstasyondaki onlarca insan adamın umurunda bile değildi o an. Tek istediği gönlüne kavuşmaktı. Kocasının kolları arasına koşan Gönül, kollarını adamın boynuna doladıktan sonra kokasına içine çekti. "Geldin gökyüzüm," diye fısıldayan kadının tüm bedeni titriyordu. "Geldim gönlüm, geldim, her şeyimle geldim. Bu kadar geç kaldığım için özür dilerim," diye fısıldayan adam, karısının saçlarındaki tokayı çıkartmış, parmaklarını aşık olduğu o kıvırcıkların arasına sokmuştu. Onun bu hareketi Gönül'ün ağzından bir hıçkırık kaçmasına neden oldu. 15 aydır etrafa saçları toplu bir şekilde gezdiğini söylemedi Gönül. Söylemesine de gerek yoktu. Kocası ne zaman göreve gitse o dönene kadar saçları bağlı gezerdi kadın. Bir nevi kocasının yokluğunun yasıydı bu. Gözlerini kapatan Gönül başını kocasının göğsüne yasladı. Şarkı bitmiş, etraflarında bir kalabalık toplanmış ve kendilerini alkışlamıştı ancak ikisi de bu durumun farkında değildi. İstasyondaki birkaç anlayışlı kişinin uyarısı toplanan kalabalığı dağıtırken kalabalığın toplandığını fark etmediği gibi dağıldığını da fark etmemişlerdi. "Seni çok özledim," diye mırıldandı Raif başını karısının boynuna gömerken. "Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin," diye mırıldandı Gönül çatlak çıkan sesiyle. Karısının triplif hafif kızgın sesini karşısında Raif gülerek geri çekildi. "Salonda yatıyorsun" cümlesi hariç her şey kabulümdür. Kocasının hasret kaldığı mavileriyle sonunda buluşan Gönül gözlerinden akan yaşlarla birlikte gülümsedi. "Cezanı önümüzdeki 15 ay vermeyi düşünmüyorum. Sana ceza vereyim derken kendimi cezalandırmaya niyetim yok." "Zeki karım benim," diyen Raif, kadının gözlerinden akan yaşları sildikten sonra alnına hasret dolu bir öpücük kondurdu. "Hadi evimize gidelim. Neden böyle bir oyun hazırladıysam sanki sana deliller gibi hasretken yüzlerce insanın bulunduğu bir yerde karşına çıkmamalıydım. Öpemiyorum bile." "Öpmeme kısmı kötü olsa da bu şekilde sana kavuşmak çok anlamlı oldu. Seni bulduğum yerde seni tekrardan buldum." Raif karısının ela gözlerine bakarken hüzünle gülümsedi. Telafi edilmesi gereken hasretle geçen hoz koca 15 ay vardı. Adam bunun acısını içinde yaşarken bunu fark eden karısı koluna vurarak söylendi. "Abinle bana oyun oynadınız. Yani biraz öyle oldu. Kuzenin İdil gelmiyor değil mi?" Soru üzerine kocasının gözlerinde hinlik pırıltılığı belirdi. "Yo, geliyor. Sen eve davet etmişsin. Akşam hep beraber oturur muhabbet ede. Ah bu seferki acıdı. Bak gerçekten akşama eve misafir çağırdığını kalırsın öyle. Nah çağırırsın. 3 yıl önce 2 aylık görevden döndüğümde Ankara'dan gelen annenleri annemlerle postalayıp beni dağa kaldırmıştın." Kocasına mutluluğuna bakan Gönül sırıtarak sordu. "Yine gidelim mi dağ evine kocacığım?" "Bu sefer ben seni dağa kaldırıyorum karıcığım," diyen Raif karısını tuttuğu gibi kucağına aldı. Böyle bir şey beklemeyen Gönül hızla adamın boynuna tutunurken neşeli bir kahkaha atmıştı. "Ne yapıyorsun? Madem ortam müsait olmadığı için öpemiyorum, ben de karımı arabaya kadar taşıyayım," dedim. "Hiç itiraz edemeyeceğim vallahi. Bak cezam bu olabilir," dedi Gönül gözlerindeki muzip bakışlarla. Böyle ödüle can kurban diyen Raif sevgiyle karısına baktı. Karısı da aynı sevgi dolu gözlerle kendisine baktığında huzur dolu bir nefes aldı adam. Sonunda dünyası yeniden renklere boyanmıştı. Evinin biraz uzandığı taksiden inen Yahya kimseye gözükmemeye çalışarak mutfak kapısının yanına geldi. Cam kapıyı tıklamadan önce duvarın dibinde duraksayan adam başını arkadaki duvara yaslayarak gözlerini kapatmıştı. Yıllar önce Harbiye'ye gireceğini söylediği gün kendisine bir söz vermişti Yahya. Ölmeyecekti, ne olursa olsun ölmeyecekti. Bir eve bir şehit kafiydi, bir evden şanlı bayrağa sarılı çıkan bir tabuttan fazlası olmamalıydı. Geride kalanların selameti için. Babasının şehit haberini aldığında okuldan dönüyordu Yahya. 16 yaşında bir lise öğrencisi olan genç gülerek arkadaşını ittirmiş, onu bir tepki almadığında "Nereye bakıyorsun?" diye sormuştu. Meğer arkadaşı hayatının sonuna bakıyormuş. Evlerin önündeki arabalara gören Yahya
Elindeki sırt çantası yere düşmüştü. Baba diye feryadı tüm sokağı inletirken hızla eve koşmuştu genç. İçinde bir yerlerde belki sadece yaralanmıştır diye bir umut dolanırken üniformalı askerlerin yanından geçmişti Yahya. Kapının önüne çökmüş, elindeki kanlı üniformayla birlikte sessiz gözyaşları döken annesini gördüğünde içindeki umut yerle bir olmuştu. "Hayır, abi, babam!" diyerek fısıldayan kız kardeşini duyduğunda arkasına dönmüştü Yahya. 12 yaşındaki kardeşi başını iki yana sallayarak gördüğü manzarayı inkar etmeye çalışıyordu. Kendinden, kendini düşünmekten geçen Yahya, hıçkırıklara boğulan kız kardeşinin yanına gitmiş ve ona sımsıkı sarılmıştı. Bir anda evlerinin ocağı sönmüştü. Sadece bir anda yetim kalmışlardı. Bir daha babalarını görmeyeceklerini düşüncesi Yahya'nın dozunca gözyaşları dökmeye başlamasına neden olurken kendilerini izleyen bir asker ile göz göze gelmişti genç. Yüzünde mimik oynamasa da gözleri feryat figanda askerin. Acılarına acı katmış, sanki babasını kaybeden oymuş gibi acı çekiyordu. Ona baktığını gördüğünde askerin dudaklarında teselli dolu, hüzünlü bir temessüm belirmişti. Ve Yahya ilk defa merak ederken bulmuştu kendisini. Hiç tanımadığı insanlar uğruna canını alan insanları geride bırakmayı göze almak. Nasıl bir histi? Bu nasıl bir histi ki buradaki onlarca insan, ülkedeki binlerce insan bir gün bu kanlı üniformanın kendi ailelerine verileceğini bile bile bunu yapmaya devam istiyorlardı. Bu nasıl bir histi ki eşini kaybeden bir kadın bağırıp çağırıp sayıp sövmek yerine tüm iştenliğiyle "Vatan sağ olsun" diyerek sessiz içli gözyaşlarıyla yetiniyordu. Vatanını canından, canı olan insanlardan öteye koymanın nasıl birisi olduğunu merak etti Yahya ve o merak aylar sonra annesinin karşısına çıkıp kararlı sözlerle "Ben asker olacağım" demesine neden oldu. Annesinin söyleyeceği tüm olumsuzluklara karşı cevaplarını hazırlayan Yahya, annesinin "Biliyorum" demesiyle afallamıştı. "Daha el kadar çocuktun baban sana bakıp, bak buraya yazıyorum hanım, bizim oğlan benim izimden gelecek, onda olmaya var, şimdiden hazırla kendini, günün birinde asker olacağım" diye karşına çıktığındaysa sakın ola itiraz etme. O ateş gönlüne bir kere düştüğünde ana, baba, kardeş, eş, hatta evlet dinlemiyor. O ateşi söndürmeye çalışırsan zarar gören yalnızca sen olursun dedi. Babanın şehit haberini aldığımızda beri gözlerinde beliren ifadenin farkındayım. Baban gibi bakıyorsun oğlum. Aynı ateş var gözlerinde. Bana da bu ateşi harlamaktan başka bir şey düşmüyor. Eğer olur da bir gün şu kapıdan senin şehit haberini alırsam yine aynı cümleyi söyleyeceğim. Vatan sağ olsun. Son cümlelerinde sesi titreyerek gözlerinde yaşlar inen annesine bakan Yahya, "Gelmeyecek anam, ben hayatımın sonuna kadar bu vatan için çarpışacağım ve sonunda huzurlu bir ölümle dünyadan göç edeceğim. Söz veriyorum" demişti kendi kendine. Bu görev ölümün soğukluğunu ilk defa tam ensesinde hissetmesine neden olmuştu. Birçok kez öleceğini düşünmüştü Yahya. Sonunda aklına gelen başına gelmişti. Patlamalar engellendikten sonra yaptıkları kaçma girişiminde Yahya'yı karnından vurmuşlardı. Türk askerlerinin yaralı kardeşlerini asla geride bırakmayacağını biliyorlardı. Ege'yi yakalama isteğinden onları rehin tuttukları için ölmesin diye gerekli malzemeleri mağaraya bırakmışlardı ve çekip gitmişlerdi. Bu malzemelerin arasında kesinlikle uyuşturucu iğne ya da ağrı kesici olmadığını söylemeye gerek yoktu sanırım. Arkadaşlarının güç bela karnından çıkarttıkları kurşundan sonra günlerce ateş içinde kalmış, acıdan bayılmıştı Yahya. Yine de sözünü tutmak adına yaşamıştı. Kendisine ve nişanlısına verdiği sözü tutmak için yaşamıştı. "Sana geri döneceğim, söz veriyorum Gülcem, döneceğim." Ve "Daha yeni söz kestik" diyen babana ikna edip "Düğünümüzü yapacağım, söz veriyorum." Gülcesinin hasretiyle derin bir nefes alan Yahya gözlerini açarak evine baktı. "Biraz daha röter yaptım ama geldim sonunda. Şimdi Asım babam daha yeni sözlendiniz diyebiliyorsan desin bakalım" diyerek gülen Yahya içindeki heyecanla mutfak kapısının içerine baktı. İşte suç ortağı cam oradaydı. Dün kız kardeşinin iş yerini aramış ve yaşadığını haber vermişti. Kızın mutluluk gözyaşlarını iliklerine kadar hissederken kimseye söylememesini, sürpriz yapmak istediğini söylemişti. Kardeşi sayesinde Gülcesini ve ailesini evlerine davet eden adamın planı sözcüsünü evinden istemekti. Cam kapıyı tıklattığında kız kardeşi Yağmur hızla onun olduğu tarafa döndü. "Geliyorum" işareti yaptıktan sonra içeriye gelen genç kız kısa süre sonra elindeki montla birlikte adamın yanına gelerek boynuna atlamıştı. "Abim, canım." Kardeşi tam da tahmin ettiği üzere gözyaşlarına boğulurken Yahya kızı biraz daha sardı.
Ölüm gibi bir 15 ay geçirdiklerini bilmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Bir süre sonra Yağmur titreyen sesiyle "Çok korktum abi" diye fısıldadı. Onun ses tonu kardeşlerine yıllardır babalık yapan adamın tam kalbine saplanmıştı. "Özür dilerim canım. Hiçbirimiz böyle bir şeyi beklemiyorduk. İnan bana size dönmek için her şeyi yaptım." Onun bu cümlesi Yağmur'un geri çekilmesine neden olmuştu. "Yaralandın mı?" "Ben öyle bir şey dedim," diyen Yahya bu cümlesinin boşa olduğunun farkındaydı. "Demene gerek var mı? 25 yıllık abimin sesindeki korkuyu duyuyorum. 2 yıl önce yaralandığında da aynı korkuyu duymuştum. Bizi yalnız bırakmaktan korkuyorsun." Kardeşinin gözünden akan yaşları silen Yahya şefkatle gülümsedi. "Asıl sen sil o gözündeki korkuyu. Bak size geri döndüm." "Vallahi bilemiyorum. Bizim için mi döndün yoksa sevdiğin için mi?" dedi Yağmur abisine imalı bir bakış atarak. İçeridekilere yakalanmamak için sessiz bir kahkaha atan Yahya kıskanç kardeşine baktı. "Hala mı Gülcem'e tepkilisin? Bari bana karşı kullanma o sahiplik ekini," diyen kız gözlerini devirmişti. Kardeşinin elindeki montu giyen Yahya evlerinin yanındaki parka doğru ilerlerken sırıtarak kardeşine takılmıştı. "Gittim geldim çekemeyen görümce odunda hiçbir değişiklik olmamış bakıyorum." "Aslında oldu. Ablam düşüncelerimin çok ötesinde çıktı." "Ablan?" diyen Yahya büyük bir şokla kardeşine döndü. "Yenge demeyi kabul etmedin." "Gülce abla de o zaman," dedim. "Hayır," dedin. "İsmiyle hitap etmeyi geçtim. Bahsederken o diyordun. Ve şimdi ablam mı diyorsun?" "Abla da değil, ablam. Doğrusunu söylemek gerekirse çok geçmeden ayrılacağınızı düşünüyordum," dedi Yağmur gözlerini kaçırarak. Kaşlarını kaldıran Yahya, kardeşiyle birlikte parktaki banka otururken ciddi gözlerle konuşmaya başlamıştı. "Hadi ya, pek çok sevgili kardeşim. Hiç mi? Abi şu ana kadar çıktığı kızlardan hiçbirinden bahsetmemişti ama sürekli Gülce'den bahsediyor. Üstüne üstelik onu bizimle tanıştırdı. Kendi aralarında söz bile kestiler demek iş ciddi. Demek onu seviyor diye düşünmedin. Senin onu sevdiğinden hiç şüphem yoktu zaten ama. Ama o mu beni sevmiyordu? 15 ay sonra evine gelmiş. Konuştuğumuz konuya bak. Kalbini kırmaktan korkuyorum güzelim. En iyisi kapatalım bu konuyu." "Kapatmayalım abi. Çünkü ben bu yaptığım hatayı anladım. Ben sadece o çok enerjik birisiydi. Yani seninle yapamaz diye düşündüm. O her şeye toz pembe yaklaşıyordu ama senin için her zaman siyahtı. Bu yüzden de benim ona aşık olma sebebim de bu ya zaten. Benim o karanlığımı ışık saçtığı için sevdim ben onu. O da benim gibi birisi olsaydı ikimiz de karanlıkta yolumuzu kaybederdik." "Biliyorum. Dediğim gibi hatamı anladım. 15 ay boyunca yaptığı her şeyle beni bir kez daha şaşırttı." "Ben, biliyorsun abi, anlatmana gerek yok. Ben annemden öyle görmüşüm. Asker eşki demek, sessiz, sakin, mülayim, yeri geldiğinde hep o bir yaz havasında olmak demek. Babam sağken de durum buydu, şehit olduğunda da. Annem annemdi işte. Bu yüzden ablamın o şen şakrak asker yayrı olmayı kaldıramayacağını düşündürtmüştü bana. Ya da günün birinde asker eşi olmanın getirdiği zorlukla o şen şakraklığını sönecek, ikiniz de birbirinize yabancılaşacaksınız zannetmiştim. Böyle bir durumda abimi kaybedeceğimi biliyordum. Sizin gibileri bir kurşun yakmaz ama kalbinize saplanan bir bıçak yıkar. Bunun olmasından korktum." "Olmaz," dedi Yahya sevdalısından emin bir şekilde. "Olmadı. Gün geçtikçe senden haber alamadıkça annem yıkıldı, ben yıkıldım. Ama o hep ayaktaydı. O hep aynı enerjik haliyle etrafta dolaşıyordu. O zaman da seni sevmediğine olan düşüncem arttı." Evlenme hayalleri, planları yaptığı adamın ölüp kaldığı belli değilken nasıl gelebilirdi ki bir insan? "Bilmiyordum ben. Ailesini daha 6 yaşında kaybettiğini, anne baba abi dediği insanların amcası, yengesi, kuzeni olduğunu bilmiyordum." Yahya kız kardeşine tebessüm etti. Demek ki Gülce ile Yağmur, Gülcesinin bu gerçeği paylaşmasını sağlayacak kadar yakınlaşmışlardı. "Dedin ya, annem hep sessiz sakin diye. Küçükken bu durum beni korkuturdu biliyor musun? Babam göreve gittiğinde annem sanki bakkala gitmiş kadar rahattı. Yıllarını bir askerle geçirmiş ondan bu durumu desem de bazen ciddi anlamda çıldırtıyordu beni," diyen Yahya buruk bir gülümsemeyle devam etti. "Sen çok hatırlamazsın büyük ihtimalle. Ben 11 yaşındayken babam çok ağır bir şekilde yaralanmıştı. Evin telefonu çaldığı anda ben yerimden fırlamıştım. Sen odanda uyuyordun o sırada. Bizim evi arayan tek kişi babamdı. Ya da babam ile ilgili bir haber.
Bu yüzden de içimde garip bir heyecan vardı. Ben ne kadar hızlı koştuysam annem bir o kadar da uyuşuk geldi telefona. Öyle ki telefon kapandı, tekrar arandı. Annem yavaş hareketlerle telefonu açtı, karşısındakini dinledi, tamam diyerek kapattı. Ne oldu diye sordum. Sen kardeşinle kal, baban hastanedeymiş dedi. Ben nasıl çıldırıyorum anlatamam. Peş peşe sorular soruyorum. Neden hiçbir şey sormadın, ne olmuş, çok mu kötü diye. Onda tek bir tepki yok. Hayırlı olsun oğlum dedi, gitti hazırlanmaya. Ama nasıl hazırlanma? Yavaş yavaş çemberini taktı, yavaş yavaş pardesüsünü giydi. Ben ise hiç mi merak etmiyorsun, asızlı ol diye çıkıştım o kadına. Kadının 15 yıllık eşi cam pazarında ben bereket etmiyor musun diye çıkıştım. Pişmanlıkla başını iki yanaya sallayan Yahya yutkunarak devam etti. Sonunda evden çıkabildi. Ben evde dört dönüyorum. Seni uyandırmaya da kıyamadım. Ağlardın. Kaldım evde tek başıma. Delirerek. Giderken anneme haber ver demiştim. Sabaha okulunuz var. Gelirim ben kahvaltıya demişti. Ona bile kızdım biliyor musun? Nasıl bizi düşünebiliyor? Kocası orada ne halde belli değil diye. Meğer o hep bizi düşünüyormuş. Bu yüzdenmiş o sakinliği, sessizliği. Kocasının ölüm haberini aldıktan sonra bile bağırmayışı, isyan etmeyişi. Gözünden bir damla yaş düşerken Yahya yanında usul usul gözyaşı döken kız kardeşine baktı. Baba yok olursa evin ateşi söner. Ana yok olursa yıkılırsa ev çökermiş. Meğer annem yıllarca o ev çökmesin diye altında kalmayalım diye uğraşmış. Hep bu karanlıkta gıkını bile çıkarmadan içi kan ağlaya ağlaya gözyaşları dökmüş. Askeriyeye gidip insanları okumayı öğrendiğim zaman annemi ilk defa o zaman tanıdığımı hissettim ben Yağmur. İlk defa o sakinliğin altındaki acıyı da korkuyu da gördüm. Derin bir nefes alan Yahya kızarık gözlerini kardeşine çevirdi. Gülcem de anneme benziyor. Annem çocukları üzülmesin diye acısını sakinliğe, sükunetine vermiş, Gülcem ise kendisine ana baba olan amcası yengesi üzülmesin diye acısını neşeye, şen şakraklığa çevirmiş. Bu hayattan öğrendiğim bir şey varsa görünen ve aslı olanın çok farklı olduğu. Gülcem'in geceler boyu ağlamaktan sırılsıklam olmuş yastığında uyuyakaldığından eminim ben. Sabahları ayakları üzerinde dimdik dururken güneş çökünce hasretimle yıkıldığından eminim. Geceleri göktüğü gözyaşlarını gündüzleri attığı kahkahalarla telafi ettiğine eminim. O kendini evine kapatıp yüzüne boğulmak yerine Luna Park'a giderek kahkahalara boğulacak birisi. Tüm bu cümlelerden sonra Yağmur abisine hayran bakışlarla bakmaya başlamıştı. Onun da bu bakışlarını fark eden Yahya gülümsedi. Ne oldu? Birisi de beni bu şekilde sever mi acaba? Sağ ol abi ya, sayende evde kaldım. Çıtayı şu an atmosfere çıkarttın diyen Yağmur'un aklına istemsizce kara gözlü bakışlar gelmişti. Gülce ablasının abisi, kuzeni olan Poyraz'ın bakışları. Başını iki yana sallayan Yağmur derin bir nefes aldı. Özellikle son zamanlarda ikilinin bakışları haddinden fazla kesişiyordu. Yok kız evde kalmazsın, izin vermem. Olmadı seni Poyraz'a veririm diyen Yahya, kız kardeşinin hızla kendisine dönmesiyle cümlesinin içinden tamamladı. En son baktığımda dünya razıydı ne de olsa. O da nereden çıktı abi? Kekeleyerek konuşmandan. Of abi, saçmalama ya diyen Yağmur, hızlanan kalp atışlarını yok saydı. Hayırdır, yoksa sevgili mi yaptın benim canım arkadaşım? Duyduğu cümle Yağmur'un gözlerinde ultravoltajlı bir şimşek çakmasına neden olmuştu. Tabii ki de hayır. Onun bu tepkisi Yahya'yı güldürdü. Olmuşsunuz siz derken bu durumun oldukça memnundu adam. Savcı olan Poyraz'la ortak bir arkadaşları sayesinde tanışmışlar ve oldukça da iyi anlaşmışlardı. Gel git dost olan ikilinin araları Yahya'nın Gülce'yi görmesi ve ondan hoşlanması ile birer limonileşmişti. Kız kardeşinin de Yahya'dan hoşlanması üzerine aralarındaki ilişkiye karışmayan Poyraz bulduğu her fırsatta Yahya'ya laf sokmayı da ihmal etmemişti ama. Fakat ne hikmetse bu laf sokmalar Gülce ve Yağmur'u tanıştırmak için Gülce'yi kafeye getirdiği günden sonra azalmış, gençler olarak aralarında köz kestiği günden sonra tamamen bitmişti. Poyraz çok büyük konuşmuştu. Arkadaşımın kız kardeşini sevmem hangi kitapta yazıyorlar diyerek adam o kitabı bulup bayıla bayıla okumuştu. Söz günü Poyraz'ın gözlerini sürekli Yağmur'un üzerinde olduğunu anlayan Yahya, arada kardeşinin de bu kaçamak bakışlara karşılık verdiğini fark ettiğinde olumsuz bir tepki vermemişti. Poyraz'ın boş bir adam olmadığını, ciddi düşündüğünü, vakti tamam
geldiğinde kendisinin yaptığını yaparak onunla konuşmaya geleceğini biliyordu çünkü. Gel gör ki Yahya'nın görevi çıkmış ve aradan 15 ay gibi uzun bir süre geçmişti. Bu süreçte Poyraz'ın herhangi bir hamleye kalkışmamış olması Yahya'nın hoşuna gitti. Kendisiyle konuşmadan abisinden haber alamadığı için endişeli olan kız kardeşinin bu durumu kullanmamıştı adam. Kız kardeşinin dostuna gözü kapalı emanet edebileceğini bilen Yahya adamın bu hareketiyle kesinlikle emin olmuştu. Poyraz geldiğimde Gülcem'den daha çok sevinecek sanırım diye mırıldandı Yahya dudaklarından sarım mimi bir gülümseme belirirken. Abisini imam ettiği şeyi anlayan Yağmur kısık bir sesle mırıldandı. Abi yapma. Neden? Gözlerin seni ele veriyor kız kardeş. Beni kandıramazsın. Poyraz'la aramızda öyle bir durum yok. Ben seni bıraktığımda Poyraz abi değil miydi o? Abisinin kendisini sıkıştırması karşısında bunaldığını hisseden Yağmur derin bir nefes aldı. Hayır anlamıyorum. Hangi abi böyle bir konuda kız kardeşiyle konuşur dalga geçer? Birincisi ben dalga geçmiyorum. Gayet ciddiyim. Ayrıca gelmişsin 25'ine. Anamın başına kalmaman için olaya el atmalıyım. Hazır Talip de var. Talip falan değil abi. Tamam Poyraz sen yokken bize çok yardımcı oldu ama o senin arkadaşın olduğu için yardım etti bize. Fazlası yok. He diyorsun ki benim yerimi aldı ve sana abilik yaptı. Poyraz'ın bakışları aklına gelirken kalp atışlarının tekrardan hızlandığını hissetti Yağmur. O bakışlar kesinlikle bir abi gibi bakmıyordu. Neyse ben anlayacağımı anlayalı çok oluyor. Sen de anla biraz diyen Yahya kız kardeşine uzanarak saçını dağıtmaya başladı. Bu hareketi karşısına kardeşi yıllardır şaşmayan tepkiyi verdi. Yapma of yapma diyorum çekil yapma sana. Of diye bir nara parkta yankılanırken ayağa kalkan Yahya gelmesi muhtemel yumruğu savurmak için hazırlandı. Bir çift el yakasına yapışırken neşeyle gülmüştü Yahya. Biraz önce gelmişti Poyraz. Büyük ihtimalle geciken Yağmur'u merak ederek sürüyle bahane uydurarak çıkmıştı evden. Parka geldiğinde karşılaştığı manzarayla da gözü dönmüş ve modlu adamın giydiği üniformayı fark edememişti. Yahya diyen Poyraz hayretle kaldırdığı yumruğunu indirdi. Selam kardeş dedi Yahya arkadaşına muzip bakışlar atarken. Ya diyen Poyraz gülerek arkadaşını kendisine doğru çekerken derin bir nefes aldı. Neredesin oğlum sen? Dört gözle yolumu gözledin değil mi? Yahya'nın kastettiğini anlamamak için aptal olmak gerekiyordu. Geriye çekilen Poyraz ona dostça baktıktan sonra gülümsedi. Korkuttun be oğlum. 15 ay nedir? Niye bu kadar uzun sürdü? Öyle gerekiyordu. Planlarını öğrenmeden, engellemeden geri gelemezdik. Poyraz başını aşağı yukarı salladı. Tahmin ettim de kardeşimin gözümün önünde iyiymiş gibi rol yapmasına katlanmak zordu diyen Poyraz bakışlarını Yağmur'a çevirdi. Onun üzüldüğünü görmek de ayrı zordu. Bu bakışların farkında olan Yahya arkadaşının omuzunu sıktı. Siz ikiniz konuşmalısınız. Katılıyorum. 15 ay nedir değil mi? Ben direkt Poyrazlığımı yapıp olaya dalıyorum kardeş diyen Poyraz yarı ciddi yarı muzip bir şekilde konuştu. Allah'ın emri peygamberin kavri ile kız kardeşini kendime istiyorum. Duyduğu cümleyle gözleri fal taşı gibi açılan Yağmur ne diye bağırırken Yahya da yuh diye tepki vermişti. Yağmur girdiği şoktan çıkamazken Yahya başını iki yana salladı. Bizden önce olmaz sıranı bekle. Tabii babanı ikna edip Gülcem'le en kısa sürede evlenmemi sağlarsan kızı sana veririm. Yani sırf sözünle bir an önce evlenebilmek için kardeşini mi vereceksin dedi Yağmur hayretle abisine bakarken. Vermeyeyim mi? Soru Yağmur'un kara gözleri dönmesine neden olmuştu. Poyraz'ın gözlerinde gördüğü yoğun sevgi nefes alışverişlerinin hızlanmasını sağladı. O kendisine öyle bakıyorken, kendisini bunları hissettirirken verme diyebilmek mümkün müydü ki? Sessiz kalan kardeşine Poyraz'la bakışmasını gören Yahya gülerek ben de öyle düşünmüştüm dedi. Bu iş hiç iyi olmadı be Poyraz'a benim yanımda kız kardeşime öyle bakma diyemiyorum. Zamanında ben de o verirken kardeşiyle az bakışmadım. Kime neyi veriyorsun acaba abi? Tanışıyor muyuz acaba biz Poyraz Bey'le diyen Yağmur sonunda beyin hücrelerinin geri döndüğünü hissetmişti. Oh be şükürler olsun Yağmur Hanım sonunda teşrif edebildiniz. Gözlerim yollarda kaldı vallahi. Böyle hiç itirazsız kabul edeceksin diye çok korkmuştum diyen Poyraz gayret ciddiydi. Yaşanması gerekenleri yaşamadan her şeyi oldu bittireye getirmeye hiç niyeti yoktu. Dudaklarından bir gülümseme beliren adam devam etti. Benim abinden almam gereken izni aldım.
Niyetimi de belli ettim. Şimdi tüm tepkini ezbere bildiğim kız, iznin olursa bir çay içelim mi? Yarın bir kahvaltı da olabilir bak. Seninle adam akıllı gözlerini kaçırmadan iki çift kelam etmek istiyorum. Bu tekliften oldukça hoşlanan Yağmur gülümseyerek olur dedikten sonra hissettiği heyecanla gözlerini kaçırdı. Gözümün önünde flörtleşikleri yetmiyor gibi beni bir de dış kapının dış mandalı yaptılar diye kendi kendine söylenen Yahya karşısındaki ikiliye baktı. İki çift kelam demişken ben artık 15 aydır hasret kaldığımı görebilir miyim? Düş önüme Yağmur, hemen eve girip Gülce'nin mutfağa yönlendiriyorsun ve konuşacaksınız diye konuşun. Ben sözümü söyledim. Sanırım bu seferlik bu katakulliye izin verebilirim. Sözün de seni çok özledi çünkü dedi Poyraz arkadaşına takılarak. Senden izin alan mı var Poyraz efendi? Sen kardeşimi kahvaltıya götürme planları yaparken izin aldın mı? Hayır, o zaman benim de sözümle konuşmak için izin almama gerek yok. Ah, ağzını burnuna dalmak vardı ama elim kolum bağlı diyen Poyraz, gülen gözleriyle arkadaşına bakarken onun sağ salim dönmüş olmasına yaşadığı mutluluk her zerresinde kendini belli ediyordu. Ona gülümseyen Yahya eve doğru yürümeye başlarken içinde aktifleşen heyecanı hissetti. Direkt Gülcesi'yle görüşmek istese de kız kardeşiyle görüşmeden sevdiğine gidememişti Yahya. Soner'in kızıyla kavuşmak istemesine benzer nedenlerdendi bu. 12 yaşında babasız kalan kardeşine o günden sonra abiliğinin yanı sıra babalık da yapmaya başlamıştı genç adam. Aralarında yalnızca 4 yaş olmasına Yahya'nın Yağmur için bir baba olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Yıllarca veli toplantılarına, babalarının katılması gereken herhangi bir etkinliğe ya da görüşmeye hep Yahya gitmişti. Yağmur, Yahya'yı her göreve gittiğinde küçük yaşlarda babasını yolcu ederken hislerle yolcu etmişti. Bu yüzden de Yahya, Gülcesine sımsıkı sarılarak sürpriz yapmak istese de kız kardeşine yaşandığı haber verme ihtiyacıyla İstanbul'a gelmeden önce aramıştı. Babalık yaptığı kız kardeşiyle görüştüğüne göre hasret kaldığıyla da görüşmeye gidebilirdi adam. Şuna bak, bir yavaş mı olsan kayınço? Kayınço hitabı Yağmur'un hızla Poyraz'a dönmesine neden olmuştu. Kayınço, damadın eşinin erkek kardeşi anlamına geliyordu. Abisine göre Poyraz kayınçosu oluyordu. Doğru da, niye şaşkın şaşkın bakıyorsun Yağmur? Az önce seni istediğim an rüyan değildi. Bırakın şimdi kayınçosunu, eniştesini, damadını. Ben artık yarime kavuşabilir miyim? Eğer biraz daha oyalanırsanız salonun ortasında herkes varken Gülcem'e sarılacağım. Büyüklere ayıp olacak. Bu yüzden hadi Yağmur. Adama bakan Poyraz mutlulukla güldü. Sonunda döndüm be. Yokluğuma çıkışacak, laf söyleyecek kimseyi bulamadın sanırım. Bu ne mutluluk. Yoo, bulamadım. Hiçbir şey sen etmiyor Yahya'm dedi Poyraz samimi bir alayla. Yağmur gülerek karşısındaki ikiliye baktı. Biz kızlar aradan çekilelim isterseniz. Şükürler olsun, sonunda bendeki yerini kabullenmeye başladı diyen Poyraz gülerek Yağmur'a bakmıştı. Gir içeri Yağmur, yeter artık daha ilk günden. İlk gün mü? 15 aydır sürünüyorum ben senin yüzünden. Annemle kaç kez papaz oldum biliyor musun? Beni kaç kere göçürücü usulü randevuya çıkartmaya çalıştı kadın. Ne yaptı ne yaptı diyen Yağmur gözlerini Poyraz'a dikmişti. Dili ne yaptı diye sorsa da gözleri sen ne yaptın diye soruyordu. Gerçekten bunu soruyor musun Yağmur'um? Aklımda da kalbimde de yalnızca sen varken başka birine gözüm bile değmesine izin verir miyim? Poyraz'ın kullandığı hitap ve cümlesi Yağmur'un içini titretirken adam devam etti. Sürekli reddediyorum diye oyun oynamaya bile kalktı. Bir arkadaşım savcılıkla alakalı bir şey danışacak diye beni bir kafeye gönderdi. Bir baktım kızın biri. Daha masaya oturmadan kızı kibarca geri çevirdim. Annem bu yaptığımdan dolayı bir hafta yüzüme bakmadı. Öğrendikleri yüreğini okşarken Yağmur gülümsedi. Uzun süredir var olan fakat konuşulamayan hislerin bir anda ortaya çıkmasıyla dengesiz şaşsa da bu duruma alışabildi genç kız. Rica ediyorum, cidden çok rica ediyorum. Şu bakışmanıza bir son verir misiniz artık? 15 aydır sevdiğime bakamıyorum ben. Hadi Yağmur. Dünya üzerindeki en sabırlı insan ödülüne aday olabilecek abisinin bu sabırsız hali Yağmur'u güldürdü. Demek ki her şeyin bir ilki vardı. Abisinin isyanı karşısında aceleyle eve giren kız, dün akşam alıp dolaba sakladığı kahveyi masanın üzerine bıraktıktan sonra oturma odasının kapısına giderek seslendi. Yardıma gelsene abla. Yağmur'u kapıda gören Gülce o söylemeden ayaklanmıştı bile. Mutfağa doğru giderlerken genç kız Yağmur'a baktı. Bizimkiler haklı mı? Hangi konuda?
Annem seni bakkala gittikten sonra bugün üstünde değişik bir hal olduğunu söyledi. Biriyle mi görüşüyor bu kız dedi. Öyle mi diye soran Gülce böyle bir durumda abisinin üzüleceğini biliyordu. Bu yüzden de Yağmur hafif bir utançla an itibariyle evet diyebilirim sanırım dediğinde yüzü düşmüştü. Ya bu evde yapılan muhabbetten nefret edip doğruluğunu teyit etmeye gelen adam ile diyen devam etti Yağmur. Abimle mi diye sordu Gülce büyük bir mutlulukla. Evet diyen Poyraz elleri ceplerinde dış kapıya yaslanmış hayatındaki iki değerlisine gülerek bakıyordu. Kahven bol köpüklü olmazsa içmem Gülce Hanım haberiniz olsun. Tercih senin canım abicim içmeyebilirsin diyen Gülce omuzlarını silkerek mutfağa gitti. Yağmurun peşinden gelmeyişini abisiyle konuşmaya dalmasına bağlayan genç kız aşina hareketlerle dolabı açıp cezveyi çıkarttı. 15 ayda neredeyse kendi evinden daha çok bu evde geçirmişti vaktini. Cezveyi tezgahın üzerine bıraktığında gülen dudakları düz bir çizgi haline almış, yalnız kaldığı her anda olduğu gibi özlemi ağır basmıştı. Tezgahın kenarlarında tutunan Gülce gözünden bir yaş damla süzülürken toparlanması gerektiğinin bilinciyle tezgaha sıktı. Yağmur birazdan içeri girecekti. Bu yüzden de kendisine ağlamaması gerektiğini söylüyordu ama nafileci bir çabaydı bu. Artık çok yorulmuştu genç kız. Onun evinde onsuz bulunmaktan çok yorulmuştu. Buzdolabının yanındaki kilerin oraya saklanan Yahya bir sürü hüzünlü gözlerle sevdiğine baktı. Şu an içeriye biri girse Gülcesi'nin bu saniye bile duraksamadan herhangi bir konuda gülerek şakayacağını biliyordu adam. Sanki hiç canı acımıyormuşçasına, sanki gözünden bir damla yaş hiç düşmemiş gibi. Yalnızca dudaklarını oynatarak güçlü sevdiğim benim diye fısıldayan asker saklandığı yerden çıkarak mutfak kapısını kapattı. Ah hayret abim seni bıraktı mı ya? Önce arkasındaki adamın kokusu doldu ruhuna sonra da sesi. Gülcem benim, yokluğunda eksik kaldığım. Titrek bir nefes alan genç kız kendisine arkadan sarılan bedenle birlikte gözlerini kapattı. Ellerini kendisine sarılan sevdiğinin ellerini bulurken titreyen sesiyle Yahyam diye fısıldadı. Gelmişti. Gelmişti sözünü tutmuş ona geri dönmüştü. Yahya diyen feryat eden kız sevdiğine dönerek kollarını atladı. Tüm gücüyle adama sarılırken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İyiymiş rolü bitmiş, acı tüm yalanıyla su yüzüne çıkmıştı. Gülcem, ağla güzelim, ağla, dök içindeki korkuyu, hüznü, acıyı. Korkma, ben buradayım, düşmene de yıkılmana da izin vermem. Seni de kaybedeceğim zannettim, sen de onlar gibi gideceksin zannettim. Ben her gece annem ve babamın özlemiyle gözlerimi kaparken sen de Yahya deliriyorum zannettim. Bir ara her yerde seni görmeye başlamıştım. Kimseye de bir şey söyleyemedim. Öyle gerçekçi rüyalar görüyorumdu ki geldin zannedip soluğu burada alıyordum. Ama bu evi yine sensiz buluyordum. Ağlayarak konuşan sevdiğinin sözleri canlı canlı bedeninden çıkartılan kurşundan daha acı geldi Yahya'ya. Enfeksiyondan dolayı ateşlendi o anlardan daha fazla yaktı onu. Titrek bir nefes alan adam dudaklarını kızın alnında gezdirdi. Sil o olumsuz düşünceleri Gülcem. Seni bırakmaya hiçbir niyetim yok. Gözyaşlarını sil. Kalbime dönüştüğü halde ağlaman izin veriyorum. Çünkü hayatımızın geri kalanında bugün de takılı kalmanı istemiyorum. Tüm bu yaşananların sevgimizi güçlendirmek için bir aracı olduğunu düşünelim. Bugünden sonra ufacık bir olayda, tatsızlıkta birbirimizin değerini bilerek konuyu güzelce, hızlıca sonlandıralım. Bu olay bize yıllar boyu yaşanan kötü tecrübelerle zar zor öğreneceğimiz şeyi tek bir kötü olayla öğrendiğimizi ve ömrümüzü de ona göre şekillendirdiğimizi hatırlatsın. Sözlüsüzün saçlarını okşayarak kurduğu cümleler Gülce'nin hafifçe geri çekilerek ona bakmasına neden oldu. İlişkimizin polyanası ben değil miydim? Bu soru yüzünde gözyaşı izleri olan adamın gülmesine neden olmuştu. Senden kaptım bir şeyler işte diyen adam sevgilisinin yüzündeki yaşları usulca sildi. Tüm bunları yaşattığım için özür dilerim Gülcem. Değdi mi? 15 ay ayrı kalmamıza değdi mi? Başardınız mı diye sordu Gülce. Sesinde en ufak bir kötüleme yoktu. Oldukça içten ve samimi bir şekilde sormuştu bu soruyu. Bir kişi bile kurtulmuş olsa genç kıza göre değmişti. İlk yakalandığımızda adamları indirip kaçmaya çok düşündük. Başlarına ulaşma isteğimiz bu düşünceyi geri plana itti. Sonunda saldırı yapacaklarını öğrendik. Gülcem biz böyle büyük bir katliamı engelledik ki 15 ay 15 yıl dahi olsa değdi derim ben. Seni, annemi, yağmurumu böyle bensiz acıyla bıraktığım için gerçekten çok üzgünüm ama tek üzüntüm bu.
Eğer biz o ilk günlerdeki sayılı olan bu hasretliğe katlanmayı reddetseydik, sevdiklerini kaybeden binlerce insan sonsuz bir hasretliğe gömüleceklerdi. Seni sayende askerim, Yahyalar babasına hasret, Gürceler annesine hasret büyümekten kurtuldu. Benim için tek bir kişi, tek bir aile kurtulmuş olsaydı bile değerdi ama sen anladığım kadarıyla yüzlerce, binlerce aileden bahsediyorsun. Şu an ateşler yanan, pencerelerinden mutluluk kahkahaları duyulan, dimdik ayakta duran evlerden diye Gülcan sevdiği adama gülümsedi. Tam şu an 15 ayım geride kaldı Yahya. Benim kahraman askerim, hayatımda olduğun için teşekkürler. Niyetim son nefesime kadar hayatında olmak. Pek bir hazırlıksız geldim ama şimdilik bununla idare edelim diyen Yahya boynundan künyesini çıkarttı. Gülce adamın ne yaptığını anlamaya çalışırken asker üniforması içindeki adam tek dizinin üzerine çökerek bakışlarını sevdiğinin yaşlı gözlerinde gezdirdi. Ömrün boyunca bu kahraman askerin hayatında olur musun? Hiç tükenmeyen neşenle onu güçlü kalmasını sağlar mısın diyen asker elindeki künyesini kıza doğru uzattı. Benimle evlenir misin Gülcem? Ellerini dudaklarının üzerinde götüren genç kız gözlerindeki yaşlarla başını salladı. Evet, evet seninle evlenirim askerim dedi Gülce dudaklarında beliren mutlu gülümsemeyle. Ayağa kalkan Yahya elindeki künyeyi müstakbel karısının boynundan geçirdikten sonra alnından öptü. Çok yakıştı. Elimden olsa asla geri almazdım ama malum kurallar. Yüzüğünü alana kadar buz kalsın. Gülce parmaklarını boynundaki künyede gezdirirken sevdiği adama baktı. Yüzüğü almak için çok da acele etmene gerek yok bence askerim. Kalbimin üzerinde somut bir şekilde seni taşımayı sevdim. Duyduğu cümle karşısında sevgiyle kıza bakan Yahya onu kendisine doğru çekerek sarıldı. Ben de seni sevdim, ben de seni seviyorum Gülcem. Ne gelmez kahveymiş, Yemen'den mi getirdin kızım kahveye diyen Asım kızının yüzündeki gülümsemeye baktı bir süre. 6 yaşında yanına aldığı yeğeninin en kötü zamanlarda bile gülümseyebilme gibi bir yeteneği olduğunu biliyordu adam. 15 ay boyunca genç kızın yaptığı tek şey de buydu. Ancak gördüğü bu gülümseme çok işten gelmişti Asım'a. Rol olmayacak kadar gerçekçi. Odada yankılanan ses gülümsemenin nedeni gerçekçi olduğunu kanıtlamıştı. Ne demişti Mevlana Hazretleri? Nasip istenen değil hep verilen. Nasipse gelirmiş Çin'den, Yemen'den ya da dağdan görevden. Neşeyle içeri geçen genç adamın gözleri yalnızca annesinin üzerindeydi. Aslında onu bir kenara alıp orada sımsıkı sarılmak isterdi Yahya ama annesini tanıyordu. Yıllar geçip gitse bile Yahya kazık kadar bir adam ve tecrübeli bir asker olsa bile değişmeyen bir şey vardı. Yahya her zaman annesinin küçük çocuğu olacaktı ve kadın yıllar yılı yaptığını yapacak, oğlu üzülmesin diye gözyaşlarının çoğunu saklamaya çalışacaktı. Bu yüzden de Yahya annesine bir bahane verdi. Etrafta birileri vardı. O yüzden katıla katıla ağlamanın demesi için bir bahane. Sesini duyan annesi kesik bir nefes aldıktan sonra başını öne eğmişti. Bu hareketi bile sana bakarsam ağladığımı görürsün. Görme demenin bir yoluydu. Tüm bunların bilincinde olan Yahya titreyen adımlarla annesinin yanına doğru yaklaştı. Kadın başını kucağındaki ellerine ayırmazken dizlerinin üzerine çöktü Yahya. Ah be anam diye fısıldayan asker kadının kucağındaki elini alarak üstüne öpücükler kondurmaya başladı. Annesi bu hareketi karşısında tepkisiz kalamazken başını kaldırarak yaşlı gözleriyle oğluna baktı. Yahya kadının gözlerindeki hasreti korkuyu gördüğünde hıçkırmamak için dudaklarını birbirine bastırmıştı. Ben geldim, haberim değil. Bu cümle annesinin onu kendisine çekerek bağrına basmasına neden oldu. Gözlerini kapayan Yahya küçücük bir çocuk gibi annesinin göğsüne sığınırken kadın başının kucağındaki oğlunun başına yasladı ve derin bir nefes aldı. 30 yaşına gelen oğlu kucağını ilk aldığı o günkü gibi kokuyordu. Beni yüreğim ağzımda camlarda çok beklettin be oğul fakat sonunda geldin tek parça sağ salim geldin. Evine hoş geldin camparem. Yahya ismi Allah lütfikarıdır demektir. Hayani. Ne güzel verildi ismin hakkı. Hazreti Allah lütfunu kullandı, seni bize bağışladı. Şükürler olsun bağışladı. Şükürler olsun beni evlat acısıyla koymadı. Binlerce kez şükürler olsun. Oğlunun saçlarını okşayan kadın tüm korkularını içinde dinlendirirken sessiz gözyaşları döktü. Bir süre sonra ise başını kaldırarak omuzlarını dikleştirdi. Hem vatan hem bir evlat kurtulmuştu. Gün ağlama günü değildi. Görüyor musun oğlunu bey?
Görüyor musun üzerindeki üniformasaya nasıl yakışıyor? Küçük oğlumuz büyüdü, yiğit bir adam oldu. Vatanını koruyor. Görüyorsun tabii. Görmekle de kalmayıp kolluyorsundur onu. Hep kollu olur mu? Sen gencecik yaşında gittin. O gitmesin. Torunlarını, torunlarının torunlarını görsün. Ama yeter ki benden önce gitmesin. Onun acısını da kaldıramaz bu yüreğim. Annesinin geri çekildiğini hissederek başını kaldıran Yahya kadına baktı. Oğlu öylesine derin bakıyordu ki gözlerini kaçırdı kadın. Dile dökmüyorsun zaten. İzin ver de gözlerinle konuşayım diye mırıldandı Yahya. Ellerini annesinin yüzünde götürüp gözyaşlarını silerken. Oğluna kavuşmanın sevinciyle içten bir şekilde gülümseyen kadın elini yanaklarındaki ellerin üzerine koydu. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anam, hoş buldum diyen Yahya'nın gülümsemesi biraz buruktu. Aklına gencecik kardeşi Fethi ve Salih vardı. Birisi hiç gelmemiş, diğerisi de hoş gelememişti. Baban da senin gibiydi. Annesinin cümlesi Yahya'nın soru dolu gözlerle ona bakmasına neden olmuştu. Her görev sonrasında gözleri sık sık dalıyor. Boş kaldığın anda kabuğuna çekiliyorsun. Yine de seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Bu seferki dalmaların uzun olacak sanırım. Annesinin belki de hayatında ilk defa kartlarını bu kadar açık oynaması, Yahya'nın da aynı açıklıkla yanıt vermesine neden olmuştu. Uzun değil, ömürlük. O mağarada yaşananları asla unutmayacağım. Unutmak kardeşlerime ihanet olur. Çünkü Salih son nefesine kadar nefessiz devam edecek bu hayata. Fetih desen nefesleri tükendi onun. Bizim yerimizi söyleyen, kurtulmamızı sağlayan o yürekli amcanın da tükendiği gibi. Doğru. Geldim annem. Benim gelişim iki kişinin canına mal oldu. Fethi'nin ailesine, Salih'in ruhuna ve sevdiğine mal oldu. Çok kişiler yandı be anam. Bu hoşça gelebilmem diyen kişiler çok yandı. Kimleri kaybettik? Soru karışıklığında başını hafifçe yana sallayan Yahya annesinden uzaklaşarak ayağa kalktı. Fethi şehit oldu. Annesinin sessiz bakışları karşısında bir de Salih, bir saydığı sevdiği birini kaybetti. Bu yüzden de pek iyi değil demek zorunda kaldı. Yahya sözlerinden alayla gülümsemek istedi. Pek iyi değil mi? Adam geberiyor acısından. Annesiyle, hiç kimseyle bu konuyu daha fazla konuşmak istemeyen Yahya, odadaki diğer kadınlara döndü. Gülcesini öz izin sayıp, büyüten o mübarek kadına. Gülizar Hanım diyen Yahya, kadının elini öpüp başını üzerine koymuştu. Onunla birkaç kelam ettikten sonra Asım kaptana döndü bu adam. Asım babası ilk tanıştığı günden beri hep biraz mesafeli, soğuk davranmıştı Yahya'ya. Kardeşinin emaneti olan biricik kızını kendi gözünden bile sakınan adam, Yahya'yı çok iyi biri olsa da dahi kızını koruma desteğiyle mesafeli davranmıştı. Bunun bilincinde olan Yahya biraz çekingen bir şekilde Asım baba diye mırıldandı. Adam aylardır kızım senin yüzünden gözyaşı döküyor diyerek kızsa da gıkını çıkartmazdı Yahya. Umarım buna tepkili yaklaşmaz. Gülcemiz ikimiz arasında yıpranması en son istediğim şey bile değil diye düşündü adam. Elini öpmek için eğilecekti ki Asım kaptan onu engelledi. Bu durum Yahya'nın hüsranla gözlerini kapatmasına neden olmuştu. İşte şimdi yandım. Omuzlarında hissettiği kollarla birlikte gözlerini hızla açan Yahya, kendisine sarılan adam laf allarken adamın söylediği cümleyle gözlerinin dolduğunu hissetti. Birinin eli öpülecekse o benimki değil, seninki olmalı üsteğmenim. Mahcup olmayacağını bilsem elini öperdim. Yahya adamın sarılışına karşılık verirken titrek bir nefes aldı. Asım babasının sesinin samimiyeti duymuştu adam. İkili ayrıldıklarında Asım ellerinin karşısında askerin omuzuna koydu. Baban yaşasaydı seninle gurur duyardı oğlum. Bu cümleyi ruhundan bir şey koptuğunu hisseden Yahya, dolan gözlerine iki damla yaş düştü. Vatanımızı koruduğum gibi kızını da her şeyimle koruyacağım biliyorum artık. Bu yüzden de gönül rahatlığıyla verdim gitti. Yahya duyduğu cümleyi idrak edemeyerek birkaç saniye adama baktıktan sonra bakışlarını az önce evlenme teklif ettiği savdığına çevirdi. Gülcesinin de gözlerinde aynı inanılmazlılık vardı. Adamın konuşmaya devam etmesiyle ona döndü. Her şey usulüne olsun. Yarın akşam al dayını istemeye gelin. Nişan yüzüklerini de getirirsin. Sonrasında düğün hazırlıklarına hemen başlarsınız. Bir dahaki aya düğününüzü yaparız. Sanırım ben geçen yararlandığımda ölmüşüm. Kızımı benden alabilir misin bilemem diyen Asım kaptanın bunları söylemesinin imkanı yoktu. Kal mı geldi oğlum?
Duydun değil mi söylediklerimi? Yol yorgunluğuyla geç idrak ediyorsun sanırım. Hayır, sadece ben sizi ikna etmem gereken uzun bir sürecin olacağını düşünmüştüm diye mırıldanan Yahya etrafına şaşkın bakışlar atmaya devam ediyordu. Ama olmadın. Sıranı bekle demiştin değil mi kardeş? Sıram çabuk geliyor desene. Sevdim ben bu işi. Hatta şey mi yapsak? Bize, hayır, sizin evdeyiz. Kahve falan da var. Ben gelmişken ya... Poyraz diye tıslayan Yahya bakışlarını arkadaşına çevirdi. Abi diyen Gülce'nin sesindeki uyarı da seçiliyordu. Yağmur ise büyük bir şokla gözlerini diktiği adamın elindeki kahveyi aldı ve yanındaki saksının içine boşalttı. Tüh, artık kahve yok. Onun bu hareketi Poyraz'ın keyifle gülümsemesine neden olmuştu. Anne babasını pek de umursamayan adam kıza yaklaştı ve yalnızca onu duyacağı şekilde konuştu. Sen şuna ben kahvemi kendi ellerimle yapacağım. Bu yüzden fazlalığı ortadan kaldırdım desene. Sinirli bir nefes alan Yağmur Poyraz'a baktı. Adamın gözlerinde gördüğü haylazlıkla aramanlanmış sevgi genç kızın istemsizce gülümsemesine neden olmuştu. Seni evimden kovmak için fazlaca kaşınıyor gibisin Poyraz diyen Yahya bu adamla çifte akraba olmak hata mı yapıyor diye düşünmeye başlamıştı. Ne demişler kayınço? Gün gelir devran döner. Kendi yaptıklarına say ve sessiz ol. Poyraz'ın rahat hareketleri Asım Kaptan'ın bakışlarını görene kadardı. Bana da sessiz ol diyeceksin mi Poyraz? Estağfurullah baba diyen Poyraz yüzündeki ifadeyle birlikte oturuşunu da düzeltmişti. Hareketlerine dikkat edersen iyi edersin. Yağmur kızıma en ufak yanlış hareketinde o kahvelerin hep saksı dibini boylamasını garanti ederim. Duyduğu cümle Poyraz'ın gözlerini kocaman açmasına neden olmuştu. Ama ben senin oğlunum. Maalesef hastanede karıştığını sıklıkla düşünüyorum oğlum. Böylesine lakayt birinin benim oğlum olma ihtimalini kabullenemiyorum. Neyse ben diyeceğimi dedim. Ayağını denk alsan iyi edersin. Poyraz dumura uğrarken Asım yüzündeki gülümsemeyi saklayarak yerinde oturdu ve kahvesini aldı. Adamın bıyık altından gülüşünü fark eden tek kişi Yahya olmuştu. Arkadaşının yanına oturan Yahya kıs kıs gülerken fısıldadı. Haklıymışsın kardeş, gün gelir devran dönermiş. Abi bu nasıl iş? Ne oldu şimdi? Babam verdiği kızın acısını benden mi çıkarıyor? Benim ne suçum var? Ne suçum mu var? Bir de soruyor musun? Yerini bilmiyorsun Poyraz. Kaşınmak istedin. Baban da bir güzel kaşıdı işte. Tabii senin tuzun kuru. Aldın kızı. Ah senin yüzünden benim başım yandı. Ben böyle işin... Poyraz'ın sessiz söylentisini duyan Yağmur gülümsemesini saklamaya çalıştı da başarılı olamamıştı. Çiçeğine döktüğün kahvenin yenisini yapıp misafirimize ikram etmeyi düşünüyor musun kızım? Annesinin sesini duyan genç kız dudaklarındaki gülümsemeyi hızla silerken usunca yutkundu. Yanındaki adam azıcık tanıyorsa bu cümleyi karşılıksız bırakmazdı. Öyle de oldu. Babasına rağmen yanına yaklaşan adam sessizce mırıldanmıştı. Müjdemi isterim. Planın işe yaradı Yağmur'um. Hadi git kahvemi yap. Yağmur adama ciddi olamazsın umduğu bir bakış attıktan sonra ayağa kalkarak mutfağa doğru yürümeye başladı. Şeytan diyordu ki şeker yerine tuzu bolca at. Düşünceleriyle birlikte duraksayan genç kızın bakışları kendisini izleyen adama dönmüştü. O gözlerdeki derin ifadeye teslim olan Yağmur Poyraz'a bir gülüş attıktan sonra odadan çıktı. Babam fazla abartsa da olaya el atarım diye mırıldandı Yahya kahvesinin bardağını geri bırakırken. Onun cümlesi Poyraz'ın gülen gözlerine hedef haline gelmesine neden olmuştu. Olmadı kız kaçırırım diyeceğim de beni vurmandan korkuyorum. Vurmayı değil de dilini kesmeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Geldiğinden beri gözünü senden ayırmayan sözün abisine ettiğin bu lafı duysa ne der acaba? Cümle Yahya'nın bakışlarını Gülcesine çevirmesine neden olmuştu. Mutfaktan çıkmadan önce gömleğinin içine sokulan künyeyi açığa çıkartan genç kızın parmakları boynundaki zincirle dolanıyordu. İkili aşkla birbirine bakarken gülümsediler. Sonunda vuslat bir anlam kazanmış, iki aşık ömürlerinin geri kalanı için birbirlerine söz vermişlerdi. Eve doğru bir adım atan adam tekrardan arkasını dönerek birkaç adım geriye attı. Korkuyordu Nadir. Hayatında hiç bu kadar korkmamıştı. Eve girdiğinde öksüz kaldığını öğrenme ihtimali vardı ve bu durum adamı ölesiye korkutuyordu. Nadir döneceğim anam demiş ve dönmüştü. Sözünü tutmuştu. Annesi bekleyeceğim kuzum demişti de sözünü tutabilmiş miydi acaba? Başını iki yana sallayan Nadir bu sorunun cevabını kesinlikle öğrenmek istemiyordu. Annesiz kaldığına dayanamazdı.
Gözlerinden bir damla yaş düşen asker titrek bir nefes alarak başını önüne eğdi. En büyük işkence bu, bilinmemezlik. Git şu kapının zilini çal Nadir. Kapıyı kim açardı acaba? Eğer deniz gözlüsü sonsuz deryası açarsa söyleyebilir miydi ki? Annesini kaybettik. Benim nadir bulunan cevherim. Başımız sağ olsun diye. Karısı söyleyemezdi. Onu örnek alan 23 yaşındaki erkek kardeşi Ender gelen abisinin olduğunu görünce arkasına bile bakmadan kaçardı. Abisinin karşısında ağlamaktan utanırdı çünkü. O da söyleyemezdi. Hele çiçeği, Nülüfer'i bunu asla ona söyleyemezdi. Nadir'i gördüğü anda hıçkırıklarla boğulurdu o nadir. Onun dolu dolu abim diye seslenmesini çok özlediğini fark ederken gözünden bir damla yaş düştü. Babası ise o evden bu gerçeği söyleyebilecek ki kişi babası olurdu. Onun da sözleri değil gözleri konuşurdu. Hep böyle olmuştu. Babası hislerini söze dökebilen bir insan olmamıştı hiçbir zaman. Babasından ne öğrendiyse evlatlarını da örnediklerini uygulamıştı adam. Şimdiye kadar hiçbirine tek bir fiske vurmamıştı belki ama oğlum diyerek de sevgiyle sarılmamıştı. Ayıptı o güne göre sevgi göstermek, hislerini söze dökmek, sarılmak da ağlamak. Nadir ile çok kavgalar etmişlerdi bu yüzden. Nilüfer ile arasında 12 yaş olan Nadir, kardeşinin kendisi gibi soğuklukta büyümesini istememişti. Bu yüzden de bulduğu her fırsatta ona sarılmış, onu ne kadar çok sevdiğini söylemiş ve çokça da sevgisini göstermişti. Bu yüzden Nilüfer her düştüğünde baba yerine abi demişti. Hatta yaptığında babasının öğrenmeden düzeltmesi için abisine koşmuştu küçük kız. Ben babam gibi bir baba olmayacağım cümlesini kurduğunda yalnızca 17 yaşındaydı Nadir. Babası kötü olduğundan değildi de. Bir gün bir kızı olursa kızımın ona koşmasını isterdi adam. Kızının korktuğu bir baba değil, güvendiği bir baba olmak isterdi. Babasıyla aralarında Nilüfer'le başlayan bu zıtlık Derya'sı ile artmıştı. Evlenmişlerdi Derya ile. İki katlı dede yadigarı bu köşkte. Daha en başında olacakları tahmin etmişti Nadir ama maddi durumları tam anlamıyla yerine oturmadığı için başka çaresi olmadığından el mecbur anasının teklifini kabul etmişti. Daha ilk günlerden babasının onaylamaz bakışlarını görmeye başlamıştı adam. Karısıyla bir şeyler konuşup güldüğü için oluşan o bakışlar. Avukatla olan eşinin tek bir izin günü dahil pazar günlerinde "Vay efendim bu saatte mi kalkılırlar?" başlamış, canına tak etmişti Nadir'in. Babasıyla olan büyük kavgasından sonra bu evden taşınmamasını tek nedeni annesiydi. Anası her zamanki gibi onları bir arada sımsıkı tutan tutkal görevini görmüştü. Annesi giderse dağılırdı onlar. Nefes alamadığını hisseden Nadir elini boğazına götürdü. "Gitmedin değil mi anam? Bana son anında yanında olamadığımın, son kez doya doya sarılamadığımın, tabutunu omuzlayamadığımın ya da üstü üstüne toprak atamadığımın acısını yaşatmadın değil mi? Ellerini öpmek yerine toprağını öpmek zorunda kalırsam ben, bana bu acıyı yaşatmadın değil mi anam?" diyen Nadir, sokak ortasında ağladığını fark ettiğinde gözlerindeki yaşları sildi ve ayağa kalktı. Küçüklükten kalma bir alışkanlıktı ağlamayı ayıp sayması. Babasından bir yadigar. 10 yaşında kolunu kırdı diye sokak ortasında ağladığı için eve geldiğinde kızmıştı babası. Yaramazlık yaptığı için ayrı, ağladığı için ayrı kızmıştı. Kolunu kırmış, canı yanıyormuş gibi dinlememişti. O günden sonra canı yansa da ağlamamayı öğrenmişti Nadir. En berbat anlarda bile işi dalgaya vurarak o küçük yaşında başlamıştı. Askeriyeye girdikten sonra karşılaştığı işkenceler esnasında bu durum mükemmel işine yaramıştı, yalan yoktu. O zaman Nadir, hep yaptığımızı yapalım, hiçbir şey olmamış gibi davranalım, 15 ay değil de 15 saat geçmiş gibi diye mırıldanan adam evlerinin yakınındaki balıkçıya doğru yürümeye başladı. Balıkların başındaki adamın tanımadığı bir çırak olduğunu gördüğünde derin bir nefes vermişti. Siparişini alan adam hızla eve doğru yürümeye başladı. Herhangi bir tanıdığı "Nadir döndün mü, başın sağ olsun" dediğini duymak istemiyordu. Gözlerinin buğulandığını hisseden adam içindeki dalgalanmayı durdurmaya çalıştı. Evinin yanına geldiğinde titreyen bacaklarına zorlukla söz geçiren Nadir kapının önünde durdu. Bunu yapabileceğini zannetmiyordu. Tam bu sırada görüş alanına ayakkabıları gördü. Ölen birinin ayakkabıları ayakkabılıkta olmazdı değil mi? Hızla eğilen adam gözlerini kapatarak dolabın kapağını açtı. Dolabın kapağındaki eli yumruk olurken gözlerini yaştı.
Gördüğü ayakkabılar düşercesine yere oturmasına neden olmuştu. İki değil, iki değil, üç tane. Annesinin kışın giydiği ayakkabısı, yıllardır giydiğini atmaya kıyamadığı ayakkabısı ve bakkala giyerken giydiği ayakkabı takunyaları duruyordu. Başını önüne eğen Nadir mutlulukla nefes verirken durdu. İşte şimdi gerçekten de Nadir olabilirdi. Ayağa kalkan adam cebinden evin anahtarını çıkartarak kilidi sokmaya çalıştı. Elleri öylesine titriyordu ki birkaç uğraştan sonra ancak başarabilmişti. İçeri girdiğinde Ender'in sesini duydu. Baba şu kızına bir şey söyle, uğraşmasın benim nişanlımla. Vay adama bak, bensiz nişan mı kestin? Yok artık abi, 19 yaşında olan benim. Benden küçük gibi davranmasan mı? Beni babama mı şikayet ediyorsun? Daha 19 olmanı 3 ay var hanımefendi. Nereye 19 oluyorsun acaba? Bunu bazen ben de düşünmüyorum Nilüfer. Diyorum Ender'in evlenme teklifini kabul etmese miydim? Ah kesinlikle. Yo, yakınken kaçmalısın gelin hanım. Bizim oğlanla geçmez bir ömür. Horluyor o bir kere. Hadi ya. Etmeseydin o zaman Ayla hanım. Bu diyalog karşısında gülümseyen Nadir, karısının sesini duyduğunda hasretle gözlerini kapattı. Gençler potansiyel kavgayı durduruyor mu yoksa ilişkinin tuzu biberi bırak biraz ağzımız yansın yenge mi diyorsunuz? Bu biraz ben bir cümle içinde olmadı mı karıcığım? Yokluğumda unutmamak için bana mı dönüştün? Engel olsan çok makbule olur kızım. Bunların ağzı yanınca acısını biz çekiyoruz. Ender'in kaç kez of bana bak bu sefer ben haklıyım diyerek yanıma geldiğini hatırlamıyorum. Tavsiyelerini de dinlediği söylenemez zaten. Ender ilişkisini sana anlattı ve sen de onu dinledin. Üstüne üstelik tavsiye mi verdin baba? Ne oluyor? Yanlışlıkla paralel evrendeki alemin yanına mı geldim diye fısıldayan Nadir çatal seslerini duyarak kaşlarını çattı. Saat 2 falan olmalıydı. Bunlar ne yemeği yiyorlardı? Hadi hadi kahvaltınızı edin. Börekleri soğutacaksınız. Annem şu an öyle şaşkınım ki senin sesini duymanın hüznüyle karışık mutluluğunu yaşayamadım bile. Siz saat 12'de kahvaltı mı yapıyorsunuz? Deryam sonunda sizi geç pazar kahvaltılarına alıştırdı ha? Yokluğumda neler değişti? İşten bir şekilde gülen adam içeri girmenin artık zamanı geldiğine karar verdi. Elindeki hamsiyi sol eline alan adam asker yürüyüşüyle odaya girdikten sonra şok bakışlarla çatalları bardakları havada kendine bakan ailesine asker selamı verdi. Üst teğmen Nadir Çirneli, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Masadakiler yaşadıkları çoktan çıkamamışken selamı bozan Nadir'in elindeki 8 kilo hamsiyi havaya kaldırdı. Fırın, tava, ızgara ve buğulama. Akşama hepsinden ikişer kilo istiyorum hanımlar. Izgara sende Ender. Gelin hanım sen salata ve masayı alırsın bir zahmet. Baba sen gazeteni okuyup çayını yudumlarsın. Ben gömülme kısmında aktif olacağım. İkişer kilonun bir kilosu benim ha ona göre. Hasret kaldım hamsiye. Hamsi diyor ya diye söylenen Ender titreyen elindeki bardağını masaya bıraktı. Hamsi önemli mese. Karısıyla göz göze gelen Nadir cümlesini tamamlayamadı. O gözlerde gördüğü duygular tüm iradesini yerle bir etmişti. Elindeki poşet yanındaki sehpanın üzerine bırakan adam karısına sevgi dolu bir gülümseme gönderdi. Karşısındaki adamın gerçekliğini sorgulayan Derya'nın adama doğru attığı yavaş adımlar bu gülümsemeyle hızlanmıştı. Kocasının karşısına geldiğinde duran kadın sol elini adamın kalbinin üzerine koydu. Elinin altında olanca şiddetiyle atan bir kalp vardı. Derya bu hareketiyle ilk olarak yeni evlendikleri zamanlarda görevden dönen kocasının kalp atışlarını duyma ihtiyacıyla yapmıştı. Sonrasında farkına varmadan her görev sırasında Nadir'in kalp atışlarını hissetmeden rahat bir nefes alamadığını fark etmişti. Bu yüzden de bu durum aralarında bir gelenek haline almıştı. Elinin altındaki ritim Derya'nın dudaklarından bir hıçkırık kopmasına neden olmuştu. Elini çektikten sonra alnını adamın göğsüne koyan kadının gözlerinden usul usul yaşlar akmaya başlamıştı. Derin bir nefes alan Nadir karısını kollarının arasına alarak sıkıca sarıldı. Bu sarılmayla Derya'nın gözlerindeki yaşlar artarken karısının saçlarına bir öpücük konduran Nadir başını kadının boynuna gömerek derin bir nefes aldı.
Rol bitmiş, adam darmadağın olmuştu. Titrek bir nefes alışverişlerini kontrol altına almaya çalışan Nadir gözlerini kapattı. Ne de çok özlemişti. Karı koca bir süre böyle durduktan sonra Nadir Derya'sının yüzünü görme ihtiyacıyla geri çekildi. Yüzü Derya, hani aşk derler ya, sadece karısının duyacağı şekilde çok özledim diye fısıldayan Nadir, karısının ben de diye fısıldaması üzerine boğazındaki yumruğu karısının yüzünü inceledi. Ona bakmaya asla doyamayacağını anladığında karısının alnına şefkatle bir öpücük konduran adam geri çekilerek karısının elini sıktı. Sonra diyordu adam, sonra yalnız kaldığımızda seninle ilgileneceğim. Gülümseyen Derya başını yukarı aşağı sallayarak kocasının elini sıktı. Yine her zamanki gibi sözsüz anlaşmışlardı 4 yıllık evli çift. Artık 5 diye düşünen Nadir kaybettikleri 1 yılı düşünmemeye çalıştı. Karısından ayrılan asker gülerek kollarını iki yana açtı. Sıra asla şaşmazdı. Abim diyerek kendisine koşan kardeş kollarını arasındaki yerini almıştı bile. Çiçeğim, Nilüfer'im benim diyen Nadir ağlayan kardeşinin saçlarını okşarken fısıltıyla hesaplarına yeni birisini ekledi. Küçük kızım. Diğerleri gibi onun da aklı mağarada yaşananlarla doluydu. Diğerleri gibi o da empati yapmış, onun da bir parçası Ornanet mağarada tutsak kalmıştı. Yıllardır tanıdığı Salih'in yaşadıkları aklındayken acı dolu bir nefes alan Nadir, kız kardeşine sarılışını sıklaştırdı ve bir süre öylece durdu. Yeter ama, sonradan gelmeye sarılıp bizi unuttu adam resmen. Ender'in sevgi dolu isyanı karşısında Nadir ve Nilüfer gülmüşlerdi. Çekil şuradan sümüklü diyen Ender kızı kolundan çekerek abisinden ayrılmıştı. Ender abi bana şöyle deme demedin mi sana? Şu yüzündeki haline bak. Ondan sonra dik dik bakışlarına devam et lütfen diyen Ender kardeşinin yüzünden düşmek üzere olan birkaç damla yaşı sevgiyle yakaladı. Adamın bakışları sonunda abimiz geldi kardeşim diye bas bas bağırıyordu. Küçük abisine gülümseyen Nilüfer birkaç adım geriye giderek abilerini izlemeye başladı. Bensiz birini sevdin, bir de üstüne nişan mı yaptın? Ender ilk defa abisinin acıyı azaltmak için yaptığı şakayı ayak uyduramadı. Annesinin hastalığıyla boğuşurken haber alamadığı abisinin asla dinlemeyecek olma ihtimali yakıp geçmişti adamı. Bu yüzden istese de bu duruma şakayla geçiştiremezdi. Yanağından bir damla yaş süzülürken öylece abisine baktı Ender. Kardeşinin derin bakışlarındaki tüm korkuları acıyı okuyan Nadir'in dudaklarında özür dolu bir gülümseme belirdi. Gel buraya diyerek Ender'in kendisine çekilerek Nadir kollarındaki kardeşinin içli içli ağladığını duyduğunda gözlerini kapattı. Adamın omuzlarındaki ellerin sıkarken kendisinden de yaşlar dökülmeye başlamıştı. Başarmış, atlatmış, çok zor günler geçirmişsinizdir. Bu süreçte sizi yalnız bıraktığım için çok özür dilerim. Her şey senin omuzlarına yıkmayı asla izlemezdim kardeşim. Yıllarca şu evde kaç kez kavga ettik hatırlamıyorum. Çoğunda sana ağzıma gelenleri saydım, sövdüm. Ben sana çok haksızlık etmişim be abim. Ne omuzlarındaki onca yükü fark etmişim ne de değerini anlamışım. Sırtımı yaslayacağım bir abim olmadığını anladım her şeyi. Sensiz ben bir hiçmişim. Varlığını öylesine ben demiş ki sağ elimi koparıp alsalar bu kadar canım yanmaz, bu kadar boşluğa düşmezmişim diye mırıldandı Ender titreyen sesleriyle. Kardeşinin söyledikleri ruhuna dokunurken zorlukla yutkundu Nadir. Bir daha sakın bu kadar uzun süre gitme olur mu abim? Kardeşinin küçük bir çocuk gibi çıkan sesi karşısında şefkatle gülümsedi Nadir. Geri çekilerek adamının kızarmış gözlerine baktıktan sonra eliyle ensesinden tutarak alnını kardeşinin alnına yasladı. Olur, gitmem aslanım. Tebessüm eden Ender toparlanmaya çalışarak geri çekildi. Sırada heyecanla ve özlemle bekleyen anne ve babası varken bencillik edemezdi delikanlı. Nişanlısına baktığında gözlerindeki yaşlarla onları izlediğini görerek gülümsedi genç kız gülümsemesine anında karşılık vermişti. Onların bu bakışmasını gören Nadir sevgiyle kardeşine baktı. Demek Ender Bey büyümüş, aşık olmuş ve evlilik yolunda ilerliyor daha. Kardeşinden bakışlarını çeken Nadir sıradaki kişiye döndü, babasına. Babasına yürüyen Nadir adamın sandalyesinden kalkması üzerine şaşırdı. Namık Cimneli
Her zamanki gibi oturduğu yerden elini uzatacağını ve elini öpüp birkaç kelam ettikten sonra annesiyle görüşeceğini düşünmüştü Nadir. Bu yüzden de ayağa kalkan babasını görmek garip hissettirmişti adama. Babasının gözlerine baktığında açık seçik gördüğü özlem boğazının yumru olmasına neden olmuştu. Eşini kaybetmenin sınırındayken oğlundan bir haber günler geçirmişti adam. Babasının nedenle zor geçirdiğini anlamak için çok fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Saçına düşen yeni aklar saysa yeterdi. Namık 15 ay sonra gördüğü oğluyla göz temasını kesmeden elini uzattı. Oğlunun dudaklarında beliren tebessümü gördüğünde gözlerinde sevgi büründü adamın. Onsuz bu ev sessiz hissettirmişti. Selamünaleyküm baba diyen Nadir babasının elini öperek başına koydu. Adamın sormadan soracağı soruların cevaplarını verebilirdi Nadir. Asla şaşmayan sorular, verilen klasik cevaplar ve son. Aleyküm selam oğlum. Evlat değil, oğul değil, Nadir değil, oğlum. Hem de tüm yürekten söylenen bir oğlum. İçinin titrediğini hisseden Nadir babasının gözlerine baktı. Babasının gözlerinde daha önce bu denli şefkatli bir şekilde oğlum dediğini işitmemişti. Namık oğlunun gözlerindeki şaşkınlığı gördüğünde acı bir dolu nefes aldı. Bir hiç uğruna canından daha çok sevdiği oğluna, çocuklarına yıllarca sevgi gösterememişti. Son bir yılda 15 ayda yaşadığı şeyler büyütmüştü Namık'ı. 55'inden sonra büyüdüm ben diyeceği adamın aklının ucundan bile geçmezdi ama gerçek buydu. Büyümenin yaşı yoktu ve Namık son bir yılda hayatının en büyük dersini almıştı. Aynı anda hayatının merkezi olan iki kişi ellerinin arasından kayıp gidiyordu. Bir yandan hasta olan hanımı, diğer yandan ise haber alamadığı ilk göz ağrısı. Eşi ameliyatta alındığında hayatının sorgulamasını yapmıştı Namık. Eşine ve çocuklarına seni seviyorum cümlesini kaç kere söylediğini düşünmüştü. Elinde olan ise koca bir hiç olmuştu. Böyle bir anı hatırlayamamıştı Namık. Gözleriyle söylese bile dile dökemediği fark etmişti. Küçük oğlu sırf ağlamamak ayıptır prensibiyle büyüdüğü için annesi beyin ameliyatına girdiğinde bile gözyaşı dökmemişti. İlk başta bunu anormal olmadığını düşünen Namık, gelini Derya'nın Ender'le konuşmasına şahit olmuş ve o acı anı aydınlanma yaşatmıştı. Çocuklarına yıllarca babasının kendisine davrandığı gibi davranmıştı. Küçükken babam beni sevmiyor mu diye düşünerek yorgan altında döktüğü gözyaşlarını hatırlamıştı adam. Çocuklarının da onları sevmediğini mi düşünüyor acaba? Sorusu kalbine saplanırken sevgisini göstermek için hiçbir şey yapmadığı acı bir şekilde suratına çarpmıştı. O gün orada bir karar vermişti Namık. Artık o despot omünat adam olmayacaktı. Kararının geri dönüşü öylesine güzel olmuştu ki evlat sevgisinin nedenle uçsuz bucaksız olduğunu bu kadar geç fark ettiğin için hayıflanmıştı adam. Büyük oğluna bakarken gözlerinin kızardığını hissetti Namık. Ondan en çok şey çeken Nadir olmuştu. Gördüğü tek sevgi anne sevgisiyken sonrasında kardeşi Ender eklenmişti hayatına. Ender de tüm sevgisini vererek onu bu sevgisizlikten korumaya çalışsa da Ender'e yetmemişti bu abi sevgisi. Nülüfer'e yetse de Ender'e yetememişti Nadir'in babalığı. Babasıyla olan kavgalarına Ender ile kavgaları da eklendiğinde canına tak etmişti Nadir'in. Sırf bu evden kaçmak için askeri liseye gitmişti. İzinlerinde annesi ve kız kardeşiyle gizlice vakit geçirmiş, Ender'in ruhuna dokunmaya çalışıyor, babasına ise yalnızca ben geldim, ben gidiyorum diyordu. Nadir'in bu hevesinin kısa sürede biteceğini düşünmüştü Namık. Yakında askerinin kurallarına dayanamayacak ve dükkanda yanında işe başlayacaktı. Fakat işler hiç de öyle gitmemişti. Her izinde gözlerine gittikçe artan bir alevle gelmişti Nadir. Sonunda ise dükkana yanına alma planları yaptığı oğlu herkesi şaşırtarak ben Harbiye'ye giriyorum demişti. Gözlerindeki ifade bu uğurda hepsini hiçe sayabileceğini söylüyordu. Belki de ilk o zamanlar gözlerindeki gururu saklamadan oğluna bakmıştı Namık. Şu anda olduğu gibi. Babasının kızaran gözlerindeki gururu gören Nadir, tüyleri diken diken olurken nefes alışverişlerinin hızlandığını hissetti. Dolan gözlerini babasından kaçırırken ne yapacağını bilemez bir haldeydi Nadir. Hadi ama 2 yıl önce vurulduğu zaman bile doktorlardan daha mesafeli davranmıştı babası. Neler oluyordu şimdi? Her şeyi geçtim, bu içimdeki saçma heyecan da ne? 30 yaşındasın Nadir, 3 yaşındaki bir çocuk gibi davranma.
Babasıyla yaptığı klasikleşmiş diyaloğu es geçmeye karar veren Nadir elini adamdan çekti. Fakat babası bırakmadı. Bu durum Nadir'in babasına bakmasına neden olmuştu. Gözleri kar dolu olan adam oğlunun gözlerini kendisini bulduğunda kesin bir sesle konuştu. Özür dilerim oğlum. Özür dilerim oğlum. Bu cümle öylesine yalın, öylesine işlendi ki Nadir'in yanlış mı duydum acaba deme gibi bir lüksü olmamıştı. Şu zamana kadar yaptığım, daha doğrusu yapamadığım her şey için özür dilerim oğlum. Babam varken seni babasız koyduğum için, ölümden döndüğün onca seferde duyduğum korku ve endişeyi göstermediğim için özür dilerim. Günün birinde babasından bu cümleleri duyacağına ihtimal bile vermeyen Nadir, dolan gözlerinden birkaç damla yaşın firar ettiğini hissetti. Bacakları titreyen adam, ayakta tutan tek şey elindeki eldi, babasının eli. Namık, askeri üniforması içerisinde duran oğluna gururla baktı. En çok da herkese bu benim oğlum, benim oğlum asker diye gururla seni anlatırken sana bunu hiç hissettiremediğim için özür dilerim. Bu yaşlı adamı yaptığı onca hata için affedebilecek misin komutanım? Yanağının içini ısıran Nadir gözlerindeki yaşları geri göndermek için çabaladı ama başarılı olamadı. İçindeki küçük çocuk babasına hasret büyüyen, babasından tek bir onay almak için canını dişine takan o çocuk buna izin vermiyordu. Tüm direncine rağmen dudaklarından bir hıçkırık kaçan Nadir ne yapacağını bilemez bir halde başını aşağı yukarı salladı. Oğlunun küçükken kolu kırıldığındaki gibi baktığını gören Namık o zaman yapması gerekeni yaparak oğlunu kendisine doğru çekti, sıkıca sarıldı. Ağlamak istiyorsan ağla, acı çekiyorsan, üzgünsen, özlemişsen hatta mutluysan bile ağlamak istiyorsan ağla oğlum. Biz insanız ve duygularımız var. Bunu bana yıllarca söyleyen sendin. Bas bas bağırdın ama sevginin nasıl gösterildiğini bilmeyen bu adamın kalbi taş kesmiş, kulakları sağır olmuştu. Duyamadı oğlunun feryadını. Anneni ameliyata aldıkları gün, 14 saat boyunca kapıda beklediğimiz gün eşin duyurdu bana bu duyamadıklarımı. Kardeşlerinle tek tek ilgilendi, onları teselli etti. En sonunda benim yanıma geldi. Bana beni anlattı, seni anlattı. Kardeşlerini, anneni, olması gerekenleri ama olmayanları, gösterilmesi gerekenleri ama gösterilmeyenleri. Pamuk bir ipliğine bağlı bu hayatta en eksik söylenmesi gereken ama genellikle hiç söylenmeyen o iki kelimenin önemini anlattı. Dağılmanın dibini yaşayan Nadir, kendisine sıkı sıkıya sarılan babasının omzuna çenesini koyarken adamın söylediği cümleyle gözlerini kapattı. Seni seviyorum oğlum. Seni, sizi bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum Nadir'im. Dünya üzerindeki hiçbir babanın duymadığı kadar çok hem de. Vatanına olan sevgin, ailene olan bağlılığın, karakterin, ne olursa olsun hep ayakların üzerinde durabilmen. Her şeyinle gurur duyuyorum. Tüm bunlar yıllar boyunca söylemediğim için o kadar çok pişmanım ki. Sessizce dinleyen Nadir, babasının kokusunu içine çekerken dünyanın en mutlu insanı olabileceğini hissetti. Ben de seni seviyorum babam. Söylemesen bile beni çok sevdiğini de gözünle benimle gurur duyduğunu biliyordum ben. Sana karşı içimde var olan en ufak kırgınlığım da şu anda söylediklerinle silindi gitti. Sen gönlünü ferah tut. Affedilmesi gereken bir şey yok. Geri çekilen Namık gülümseyerek oğlunun omuzuna teşekkür edircesini sıktı. Adamın yüzündeki gözyaşı izleri Nadir'in gözlerinde yaşların kesilmesini engellemişti. Odaya baktığında herkesin ağladığını gördü. Ya ben sırf ağlamayayım diye geldiğimden beri anamla göz teması kurmuyorum. Hepiniz ayrı ayrı girdiniz içimden ciğerimi söktünüz. Sayenizde gözlerimi hissetmiyorum. Çok teşekkürler. 15 ay, daha doğrusu 467 gün. Bu kavuşmanın sıradan olacağını gerçekten de düşünüyor muydun kocacığım? Karısına ciddi gözlerle bakan Nadir başını iki yana sallandı. Düşünmüyordum, olmayacak da. Olmadı değil, olmayacak demişti Nadir. Biz daha seninle kavuşamadık ve bu hiç kolay olmayacak diyordu adam. Bunun bilincinde olan Derya buruk bir gülümseme bahşetti kocasına. Adam da aynı buruk gülümsemeyi eşine geri iade ettikten sonra bakmaya kaçındığı gözlere döndü. Ben zaten salya sümük olmuşum anam, hiç girizgahlarla uğraşmayalım diyen Nadir oturan annesinin yanına ulaşarak ona sarıldı. Dur dur bir dur oğlum iki büklüm kaldım diyen Nergis kolunu hafifçe titreterek ayağa kalktı. Göreve gitmeden önce tekerlekli sandalyede bıraktığı annesini ayakta bulan Nadir kesik bir nefes almıştı. Sen böyle dursan da
Ben iki büklüm kalıyorum diyen, işi şakaya vurmaya çalışan Nadir sesi titremişti. Anaya rol yapmaya kalkma. Yersin terliği. 15 aydır nasıl endişelendirmiştir. Kahrolmuşsundur Allah bilir. Başını hafifçe ikiye yana sallayan Nadir, buğulanan gözlerden dolayı etrafını görmezken aciz bir sesle fısıldadı. Deliriyorum zannettim, kafayı yiyorum. Anam ben çok korktum, çok korktum. Hıçkırıklarını saklamak için elini ağzına götüren adam, gel buraya diyen annesinin açtığı kollara girdi. Annesinin kokusunu içine çekerken küçük bir çocuk gibi ağlamaya başlamıştı adam. Ben oğluma söz vermiştim, nereye gidebilirdim ki? Nadir'in tüm endişeleri, korkuları sonunda dinmişti. Toprağına değil annesine sarılıyordu adam. Toprağına değil annesine. Mahvettiniz beni diye söylenen Nadir'e baktı Derya. Yalnız değilsin. El ele tutuşmuş olan karı koca evin içindeki merdivenlerden üst kata doğru kendi evlerine çıkıyorlardı. Yıllar önce yaşanan büyük çaplı kavga sonrasında resmi olarak köşkü ikiye bölmüşlerdi. Merdivenin tepesinde bir kapı yaptırarak kendi evlerini ayıran ikili üst katta küçük çaplı bir mutfak yaptırırken yıllardır kullanılamayan ikinci kata direkt bağlantısı olan dışarıdaki merdivenleri de onarmışlardı. Böylelikle evin kendisine ait bir girişi de olmuştu. Herhangi bir misafir geldiğinde oradan geliyor, ikili geç saatlerde dışarı çıkmak isterlerse ya da evlerine geç gelirlerse orayı kullanıyorlardı. Bu durum Nadir ve Derya'nın kendilerine ait özel bir hayatı olmasını sağlamıştı. Merdivenin tepesine ulaştıklarında kapıyı açan Nadir, elinde tuttuğu Derya'yı eve soktuktan sonra kapıyı kapatarak karısını kapıya yasladı ve öpmeye başladı. Bu ani davranışı beklemeyen Derya bir anlığına afallasa da kocasına karşılık vermesi çok uzun sürmemişti. Öpücüklerini derinleştiren Nadir karısının dudaklarından ayırarak boynuna yöneldi. Konuşmamak için böyle yaptığının farkındayım. Bu cümle Nadir'in ellerinin durmasına neden olurken dudaklarının karısının boynundan hafifçe uzaklaştırmıştı. Seni çok özledim. Biliyorum, ben de seni çok özledim diyen Derya arkasındaki kapıdan dolayı geri çekilemediği için elini kocasının göğsüne koyarak hafifçe itti. Nadir hiç istemese de karısının bu itişine yanıt vererek geri çekildi. Seni gerçekten çok özledim Derya'm, sana ihtiyacım var diye mırıldanan Nadir'in gözleri hüzün doluydu. Biliyorum, ben sadece, sen beni ne zamandır böyle seviyorsun Nadir? Hoyratça, saldırganca, hiç düşünmeden sadece dürtülerinle. 5 yıldır evliyiz. Geçtiğimiz 15 ayı çıkartalım 4 yıllık. Bu 4 yıllık sürede boyunca sen ne zaman bana böyle davrandın? Ben hatırlamıyorum. Odamıza bile varamadan sen, insan ister istemez bunu özlem niye diye soruyor. Derya yaptığını yeni yeni idrak eden kocasının pişmanlıkla gözlerini kaçırmasını izledi. Merak etme, ben bu soruyu sormuyorum. Çünkü neden böyle davrandığını biliyorum. Kaçıyorsun. Ne aşağıda yaşananları ne de 15 ayda yaşananları anlatmak istemediğin için kaçıyorsun. Bunu yaparken de beni kullanıyorsun. Gözleri kocaman açılan adam hayretle karısına baktıktan sonra başını iki yana salladı. Kullanmak değil Deryam, kesinlikle kullanmak değil. Özür dilerim, haklısın. Yanlış kelime seçimi yaptım. Kaçarken de bende teselli bulmak istiyorsun. İstediğin buysa tamam, ben varım. 15 ay sonra benim de bu şekilde özlem gidermek istiyorsan istediğin gibi olsun diyen kadın Derya gömleğinin kalan düğmelerini açmaya başlamıştı. Kocası ellerinden tutarak onu durdurdu. Özür dilerim diye fısıldayan Nadir gözlerini kapatan karısının gözünden düşen bir damlayı usulca silmişti. Çok özür dilerim Deryam, karım, her şeyim. İstediğim tek şey düşünmemekti. Benim düşünmemi engelleyen en büyük etken de sen olunca çok aptalca davrandım. İncittim mi seni diye soran Nadir, endişeyle karısının başını diğer bir tarafa çevirerek boynunu açıklığa çıkarttı. İyiyim diyen Derya adamın elinden kurtulmaya çalışsa da kocasının aldığı acı dolu nefesi duyduğunda çırpınmayı bıraktı. Boynu kesinlikle berbat bir haldeydi. Hayır, bu mu iyi halin? Ne yaptım ben? Ne hale gelmiş boynun? Allah benim cezamı versin. Siz kimsiniz de benim kocama bela okuyorsunuz beyefendi diyen Derya, kocasının gözlerindeki yoğun pişmanlıkla hiç hoşlanmayarak onu yumuşatmaya çalışıyordu. Bu şakaya vuracağım bir konu değil. Bana bakar mısın kocacığım, bir konuşalım. Kocasının gözlerinin boynundan çekmemesi üzerine Derya ciddi bir sesle konuştu. Nadir, gözlerime bak, boynuma değil. Karısının gözlerine bakan Nadir'in gözlerinde yoğun bir suçluluk ve utanç vardı. Çok özür dilerim diye fısıldadı adam tekrardan. Umurumda değil, gerçekten umurumda değil Nadir. Bir şeyim yok, iyiyim ben. Şu an tek düşündüğüm şey aşağıdaki annemler.
Bu da sorun değil gerçi. Havalar soğuk, boğazlı giyerim. Hiç olmadı fular takarım. Akıllılık edip ne olduğunu tahmin ederek bir şey sormazlar zaten. Benim böyle hayvanca davranmayacağımı tahmin edeceklerini zannetmiyorum. Allah aşkına suçluluk yaşayacaksan da sonra ben yokken yaşarsın. Ben seni özledim Nadir. İznin olursa kocama sımsıkı sarılıp kokusunu içime çekmek istiyorum. Ama sen böyle yaparken pek de mümkün olmuyor. Karısının haklı olduğunu bilincinde olan Nadir kollarını iki yana açtı. İzin her zaman senin, sonsuz Derya. Sıkıyorsa olmasın. Karısının tehdit kokan cümlesi adamın gülmesine neden olmuştu. Şöyle işte, gül böyle, hoş geldin benim nadir bulunan cevherim diyen kadın sevgiyle kocasına sarıldı. Nadir bu sarılışı gözlerini kapatarak karşılık verirken az önce yaptığı şeyin pişmanlığını tüm zerresini hissediyordu. Bir süre sonra geri çekilen adam az önce hunharca zarar verdiği karısının boynuna şefkatli öpücükler kondurmaya başlamıştı. Haha, gıdımdan uzak dur, gıdıklanıyor Nadir. Yapma, yapma, gıdıklanıyorum. Geri çekilmeye çalışan kadın, kocasının aşkla kendisine baktığını gördüğünde sevgiyle adamın dudaklarına bir öpücük bıraktı. Nadir'in konuşmak için ağzını açtığını gördüğünde tırnaklarını adamın boynuna doğru getiren kadın çakmak çakmak gözleriyle ona baktı. Yine özür dilemeye kalkarsan seni tırmalarım. Günlerce boynunda tırnak iziyle dolaşırsın. Boğazlı giymekten nefret ediyorsun. Fular zaten takamazsın. Evin içinde atkıyla da dolaşamayacağına göre vallahi 300 yaşına kadar Ender'in dilinden kurtulamazsın kocacığım, ona göre. Tamam, dilemiyorum. Ender'in diline düşmekten korktuğum için değil ama seni daha fazla üzmemek için. Seni çok seviyorum diyen Derya elini adamın yanına koydu. Ben de seni çok seviyorum karıcığım diyen adam kadının saçlarına bir öpücük kondurduktan sonra karısının elinden tuttu ve yatak odasına doğru götürmeye başladı. Hadi gel, boynuna sürem sürelim. Eczan dolabından krem alan Nadir tekli koltuğa oturduktan sonra karısını kucağına çekti ve nazik hareketlerle krem sürmeye başladı. Bu süreçte adamın gözlerinde beliren mahcubiyet ve suçluluğu gören Derya isyanla konuştu. Öyle bakma dedim ama en iyisi ben süreyim kocacığım. Kocası başındaki yana sallamıştı sallamasına ama gözlerindeki ifadeyi düzeltmek için hiçbir girişimde bulunmamıştı. İyi o zaman gidiyorum ben. Karısının karnına kollarını dolayan Nadir başını kızın koluna yaslarken küçük bir çocuk gibi tısladı. Gitme. Senin şirazen ciddi anlamda kaymış diye mırıldandı Derya kocasının başını okşamaya başlayarak. Görmeden mi az önce aşağıda olanları? Babam, 30 yıllık babam ilk defa beni sevdiğini söyledi. Benimle gurur duyduğunu söyledi. Benden özür diledi. Annem desen 15 ay boyunca sürekli hayatta mı korkusuyla yaşadım. Sana olan hasretim zaten had safhadaydı. Çiçeğim ile kardeşim de bu süreçte çok yapranmış. Bir de bunun öncesinde oranda yaşananlar var. Kötü şeyler olmuş belli. Kim? Soru üzerinde Nadir derin bir nefes aldı. Fetih şehit oldu. Salih ise bir insanın asla yapmaması gereken şeyleri sırtlatmak zorunda kaldı. Adamın hüznü bakışlarını gören kadın kocasının elindeki kremi alıp kapağını kapattı. Biz ne yapalım biliyor musun Nadir'im? Gel önce bir uyuyalım. Berbat gözüküyorsun. Her zamanki gibi sen deliksiz uykunu benim kollarımda geçirmişsindir. Bende de durum aynı. Sen yokken sürekli uyanıyorum. Saat daha 2 olmadı. Birkaç saat güzel bir uyku çekelim. Uyanınca konuşuruz. Sen anlatman gerekenleri genel olarak anlatırsın. Sonra da kocamla hasret gideririm. Plana bayıldım da. Bizimkilerin üstümü değiştirip geleceğimi söylemiştim. 18 yaşındaki Nili dahil hiçbiri bunu ciddiye almamıştır. Endişelenme sen. O da doğru. Soracaktım unuttum. Nilüfer tıbbı kazanabildi mi? Tabii ki. İlk istediği yere girdi hatta. Kimin görümcesi? Hemen de kendine pay çıkar zaten avukat hanım diyen Nadir karısının burnunu sıkmıştı. Ayağa kalkan Derya kocasının pijamalarını giymesini izlerken bedenindeki yaraları görerek derin bir nefes aldı. Sana bunları yapan itler geberdi değil mi? Hepsi diye mırıldandı Nadir'in aklına ellerindeki kanlarla kaplı açıp kurtaran Salih gelmişti. Cehennemde cayır cayır yanarak inşallah. Yanarlar. Öyle çok masuma kıydılar ki diyen Nadir üstünü giydikten sonra yorganı açıp yatağına uzandı. Karısı anında yerine kollarının arasına yerleştirirken karısının sırtına başını yaslayan Nadir gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı. 15 aydır bu anı hayal ediyorum. Ben de diye mırıldandı Derya. İçinde kaynayan şeyi söylemeden uyuyamayacağını fark etti. Nadir, Derya,
Adama doğru dönen genç kadın onu izleyen gözlerdeki yorgunluğu gördüğünde bu konuyu sonra konuşmak isteyerek başka bir şey söyledi. O kadar hamsiyi yiyecek misin gerçekten? Tabii ki. Deliler gibi özlemişim hamsiyi. Öyle ki seni bile burnumda hamsi gibi kokuyorsun. Duyduğu cümleyle adama dik dik bakan Derya adamın kollarına vurdu. İnanamıyorum sana diyen kadın adamın güldüğünü duyunca adamın kollarından çıkmak için çabaladı. Debelenmesene be kızım. Bırak beni. Hamsilerini getireceğim. Onlarla uyu. Hayal ettim de. 8 kilo hamsi yatakta keyif çatarken bir köşede ben kıvrılmış. Adamın cümlesi karşısına görüntü Derya'nın da gözünde canlanmıştı. Genç kadın neşe dolu bir kahkaha attı. Kadının kahkahasıyla huzur dolu bir nefes alan adam karısını biraz daha kendisine çekti. Asıl söyleyeceğin şey neydi? Nadir'in sorusu Derya'nın gülümsemesinin neden oldu. Kocası nasıl tanıyordu kendisini? Şimdi söyleyeyim mi? Söylemezsen gözüme uyku girmez. Söylersem de giyemeyecek büyük bir ihtimal dedi genç kadın mutlulukla sırıtarak. Bak şimdi iyice merak ettim. Ne oldu? Hani sen göreve gitmeden önce biz bir konu hakkında konuşuyorduk ya. Hangi konu diye soran Nadir kaşları konuyu hatırladığını belli edercesine havaya kalktı. Evet. Sana bir kariyer yapmak istiyorum demiştim. Evet diyen Nadir konunun varacağı noktanın düşündüğü yer olup olmadığını merak ederek yutkundu. 15 aylık kariyer bana yetti. Ne? Diye fısıldayan Nadir karısının parıldayan bakışlarına baktı. Sonraki aşamaya geçebiliriz. Kesik bir nefes alan Nadir'in dudaklarında bir gülümseme belirdi. Bunu çok istese de karısının emin olduğundan emin olmak istiyordu. Korkuyorum demiştin. Gönül'ün kızı Melis'le çok fazla vakit geçirdim bu süreçte. Sanırım artık anne olmaktan korkmuyorum. Çocuklarla aram da bayağı iyiymiş. Birkaç kere Melis'e tep baktım. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Gerçekten mi diyen Nadir, içindeki heyecan yükselirken karısına bakmaya başladı. Gerçekten kocacığım, anne olmak istiyorum. Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Senin yolunu gözlerken bana eşlik ederek kahkahalar attıracak küçük bir çocuk istiyorum. Mutlulukla gülen Nadir hissettiği duygularla karısını uzunca öptü. Geri çekildiğinde parmaklarını karısının yüzünde gezdirmeye başlamıştı. Sana benzeyen bir kızımız olur inşallah. Gözlerine değen gözlerdeki aşk dolu bakışlar Derya'nın dudaklarında mükemmel bir gülümseme belirmesine neden oldu. Kızımız senin gibi bir babaya sahip olacağı için çok şanslı olacak nadir bulunan cevherim. Asıl senin gibi bir annesi olacağı için çok şanslı ol sonsuz Derya'm. Diye fısıldayan adam karısının dudaklarını bir öpücük daha kondurduktan sonra arkasını dönen kadın tekrardan kendisine doğru çekti ve gözlerini kapattı. Sonunda ailelerinin küçük Ferdi teşrif ederek onları bir bütün yapacaktı. Hastane kapısının önündeki kasketli adam geriye doğru dönerek çıkışa doğru yürümeye başladı. Artık kaçıncısını yaşadığını bilmeyen bu gidiş geliş izleyen birkaç kişi ona deli gözüyle bakmaya başlamıştı. Salih bir kez daha durdu. Öğrenecekti, öğrenmeliydi. Bu düşünceyle hastaneye doğru yönelmişken yeniden duraksadı. Ya benim kızımsa, ya benim kızım değilse? İkinci ihtimal daha çok fazlaydı. Tarihler göz önüne alındığında Melek'in geçen de ay doğum yapmış olması gerekiyordu. Ama olmamıştı. Bu da demek oluyordu ki bebeğin babası o değildi. Nereden biliyorsun? Bebek belki geç doğdu. Her çocuk 9 aylıkken doğacak diye bir kural mı var? Gözlerini kapatan Salih nefes almaya çalıştı. Geçen ay boyunca bu düşünceyle yatıp kalkmıştı. Şimdi ise gerçeğe dönme vaktiydi. Ya değilse, o küçüğün babası ben değilsem, ne yapacaksın o zaman? Onların mutlu aile toplusunu yine uzaktan mı izleyeceksin? Dayanabilecek misin buna? Kaldırabilecek misin olman gereken yerdeki adamı görmeye? İşte bu düşünceydi Salih'i tekrardan çıkışa doğru dönmesine neden olan. 3 ay önce İstanbul'a ayak bastığında yaptığı ilk şey, o eve gitmek olmuştu. Her adımında yapma diye kendini yumruklasa da yapmıştı ve görmüştü. Kapalı balkonda mutlulukla kahvaltı eden neşeli bir aileyi. Seher annesinin kahkahasını duymasa da duymuştu. Adamın konuştuklarını anlamasa da anlamıştı. Fakat gönlüzü yalnızca onun üzerindeydi. Kocasının ağzına verdiği ekmeği gülerek geri çeviren meleğinde. Hamilelik ne de çok yakışmıştı. Durduğu yerden yanaklarının şiştiğini görmüş, karnının resimlere nazaran daha da çok büyüdüğünü fark etmişti. Oradaki kişi ben olabilirdim. Bu düşüncedeki Salih kaçarcasına evden uzaklaşmıştı. Yalnızca bir gün. Ertesi gün kendini yine orada bulmuştu adam. Sonraki 2 ay boyunca da olduğu gibi. Salih Ege Bigerek, Kadir Gallıcalı'nın
işe gidiş saatinden sonra geliyor olsa da Kadir o gün geçtikçe işe gitmeyi bırakmıştı. Salih her gün heyecanla konuşan ikiliyi izlerken konunun dünyaya gelecek olan küçük olduğundan emindi. Oradaki kişi ben olabilirdim. Ve 9. ay gelmişti. Her güne bugün doğacak mı düşüncesiyle başlayan adam günden güne erimişti. Çünkü bebek doğmamıştı. Bu da eski karısının hamilelikteki 9. ayında değil 8. ayında olduğunun göstergesiydi. O günden sonra daha fazla gidememişti adam. Daha fazla mutlu aile tablosunu görmeyi kaldıramamıştı. Sonraki ay kendini eve kapatmıştı Salih. Dışarıya tek bir adım dahi atmamıştı. Dünya ile iletişimini ciddi anlamda kesmişti. Buna rağmen düşünceleri onu rahat bırakmamış ve içindeki ümidin bir kısmı bebeğinin babasının kendisi olduğunu düşünmeye devam etmişti. Gün bu gerçeği öğrenme günüydü. Dün sabah Güne gazetedeki gördüğü haber ile başlamıştı adam. Alacalı şirketinin varisi bugün de doğuyor. Verilen bilgiye göre Melek hastaneye yatmıştı. Çabalamıştı. Gerçekten gelmemek için her şeyi yapmıştı ama olmamıştı. Şimdi buradaydı. O bahçede sabahlamıştı. Gece 12 sularında kar yağmaya başlamış, herkes içeri kaçarken Salih oturduğu banktan bir santim bile hareket etmemişti. En sonunda güvenlik görevlisi yanına gelerek içeri girmesine hasta olacağını söylemişti. Aylarca tek kelime etmeyen Salih, boş bakışlarla güvenliğe baktığında adam iç geçirerek dışarı gelmişti. Kısa sürede de bir battaniye ve sıcak bir içecekle geri dönmüştü. Salih baş hareketiyle teşekkür etmişti yalnızca. Görevli ise garip bakışlarla ona baksa da usulca uzaklaşmıştı. Salih beklediği o süreçte uzun uzun hastaneye bakmıştı. Çok büyük bir ironiydi. Bombalı saldırıyı durdurmak için boşamak zorunda kaldığı kadının saldırının yapılacağı hastanede çocuğunu doğurması. Çok büyük bir ironiydi. Salih tüm gece gelen gidenlere bakmış ve patlama gerçekleşseydi yaşanacak kaybın tahmininden çok daha fazla olduğunu fark ederek afallamıştı. Saat 3 civarındaysa eline tutuşturulan lokum ve bebeğin doğduğu haberini almıştı. Alacalıların kızları doğdu. Tüm herkes lokum dağıtılıyor demişti lokumu veren adam. Salih ne yapacağını düşünmüştü. Nasıl gerçeği öğrenecekti? Meleğinin karşısına çıkamayacağına göre nasıl? Tam o an gece nöbetinde hava almak için dışarı çıkan hastane personelinin yaptığı dedikoduları duymuştu. Duydun mu? Kemal Alıcalı torunu için DNA testi istemiş. Yalandır o. Niye böyle bir şey yapsın ki? Kızım, koskoca şirketler zincirini verecek çocuğa. Hem evlenir evlenmez çocukları oldu. Çok şüpheli değil mi durum? Adam zaten şirket parası söz konusu olduğunda deliriyor. Beklerim ben ondan her şeyi. Bu konuşmadan sonra birçok kez hastaneye girmeye yeltense de barış aramayan adam bir ileri bir geri sürüyordu işte. Gidip şu teste bak Salih Ege Aslan. İş sesinin sert direktifini duyan Salih bu kez kendine düşünme payı vermeden hastaneye doğru döndü ve hızlı adımlarla içeri girdi. Gece 3-4 suları olduğu için etrafta az kişiden faydalanan asker rahat hareketlerle levhaları takip ederek laboratuvarı buldu. Kapının önüne geldiğinde bir süre duraksayan Salih böyle durmaya devam ederse dikkat çekeceğinin farkındalığıyla çevresine bakındıktan sonra gizlice içeri girmişti. Boş laboratuvar görüş açısına girerken köşedeki koltuğa kıvrılmış nöbetçi personeli gören asker kapıyı hafif aralık bırakarak laboratuvarda sessizce ilerlemeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra istemsizce duraksamıştı. Nereye bakması gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilmiyordu adam. Şu an görev için bir şeyler arayan asker Salih olsaydı çoktan aradığını bulmuş ve bu odadan çıkmıştı. Ancak şu an asker değil, gerçeği öğrenmekten deliler gibi korkan Salih Ege'ydi. Alık ruhu, hali ve acemi hareketlerden kurtulmaya çalışan Salih, zorlukla asker moduna girdikten sonra personel masasına yöneldi. Sessizce masayı karıştıran asker, bulduğu notu eline alırken hayatının uzun zaman sonra yanında olduğunu görerek acı bir şekilde gülümsemişti. Onca şey dururken şansım da bundan yana kullandım he? Titrek bir nefes alan Salih Ege dedikoduları doğrulayan notu bir kez daha okudu. Kemal Alıcalı DNA testinin sonuçlarını yarın öğlene kadar çıkmasını istiyor Ceyda. Ona göre mutlak hazırlı olsun. Tıbbi terimlerle dolu kağıttan bir bakış atan adam DNA testinin daha yapılmadığını anlayarak geldiği sessizlikle dışarı çıktı. Ya benim kızımsa, ya benim kızım değilse. Sonunda gerçeği öğrenecekti. Sadece saatler sonra hayatı değişecekti. Ve işin en garip tarafı Ege hayatının hangi yönde değişmesini istediğinden hala emin değildi. Kendisini rahat bırakmayan düşüncelerden dolayı başına
katlanan ağrı adamı dalgın hareketlerle dışarı doğru yürürken gözüne ilişen levhayla dona kaldı. Yeni doğan ünitesi. Kalp atışları yükselirken hızlı hızlı nefes almaya başlayan Salih Ege başını iki yana sallamıştı. Böyle bir aptallık yapmayacaksın Salih. Sakın, sakın bak gidemezsin oraya. Bedeni aklını değil de kalbini dinlerken levhadaki göstergeye uyan adam sağa doğru yöneldi. Engel olamamıştı kendini asker. O an babası olup olmadığını bilmediği bebeği görmeye değil de kurtardığı bebeği görmeye gidiyordu aslında. Etrafını gözlemleyerek yürüyen adam, olur da yakalanırsam ne yapacağım düşüncesiyle ilerlemeye başlarken aldığı riskin farkındaydı. Herhangi bir köşeden seher annesi çıksa, artık gözlerini kapatan Salih Ege buna rağmen vazgeçemedi. Başındaki kasketi alnına indirerek yüzünü biraz daha gizlerken sakin adamlarla hedefine doğru yürümeye başladı. Sola dönüp de koridorun sonunu boydan boya kaplayan camı gördüğünde adımları yavaşlasa da durmamıştı. Kalan 5 adım atarken kalbi yerinden çıkacakmışçasına atıyordu. Çok uzunmuşçasına gelen bir sürenin sonunda o camın önüne gelen asker içeriği incelemeye başladı. Ortada 4 bebek vardı. Salih'in gözleri ise şeffaf beşiğinde alacalı bebek yazan yazıya kilitlenmişti. O an bir damla yaş usulca süzüldü yanağından. Urfa'da bıraktığını düşündüğü gözyaşları yine kendisine dönmüş, aylar sonra ilk defa kabusları haricinde gözyaşlarıyla karşılaşmıştı adam. Gözlerinden düşen ikinci damla da ilkinin yanında yerini alırken hissettiği hareketlilikle düşüncelerinden sıyrılarak bebeğe baktı. Bebeği yerinde göremeyince telaşla odaya bakarken kapı açılmış, genç bir hemşire şeffaf beşiği iterek dışarı çıkmıştı. Hemşire bulunduğu yere doğru yaklaşırken pembe kumulak içindeki bebeğe bakan Salih öylece kaldığını hissetti. O kadar küçüktü ki adamı ve adamın bebeğe bakışlarını fark eden hemşire duraksayarak sordu. Siz babası mısınız? Soru Salih'i yakıp yıkarken zorlukla başını iki yana sallayan adam bir gözyaşı damlasının daha firar ettiğini hissetse de herhangi bir şey yapmadı. Gözlerini beşikteki küçük bedenden çekemiyordu. Salih uzansa dokunabileceği ufaklığa bakarken aylar önce meleğin başladığı günde tam olarak böyle hissettiğini hatırladı. Karısına dokunamadığı gibi kurtardığı bu küçüğe de asla dokunamayacaktı. Bu düşüncenin hüsranlığıyla arkasını dönen asker birkaç adım atmıştı ki beyefendi diye seslenen hemşireyle duraksayarak onlara baktı. Daha doğrusu küçüğe. Genç hemşire çevresini kontrol ettikten sonra bebekle birlikte Salih'in yanına yaklaştı. 3 yıl önce yeni doğan servisine görev almaya başlayan hemşire, yıllar içinde bu iniltiye gelenlerin çocuğu olanlar değil de olmayanlar olduğunu fark etmişti. Babalar ya da akrabalar genelde bebeklerine bir bakar, sonra da hevesle annenin yanına giderler ve bebeğin kontrolden çıkıp odaya gelmesini beklerlerdi. Bu yüzden de camın önünde duranlar, çocuğu olmayanlar ya da çocuğunu kaybetmişler olurdu. Defalarca şahit olmuştu hemşire. Bebeğini kaybeden her babanın buraya gelip küçük bebeklere yitirdiği hayallerine gözyaşı içlerine baktığında. Fakat hiçbirinde bu adamda hissettiği yoğun acıyı hissetmemiş, hiçbirinin bakışlarında bu adamın gözlerinde görünen özlemi görmemişti. Bu yüzden de kurallarına aykırı olduğunu bilse de sormaktan kendisini alıkoyamadı. Bakmak ister misiniz? Soruyu duyan Salih, dolu gözlerinden bir gözyaşının daha düşmek üzere olduğunu hissederken ruhu bedeninden önce soruya tepki vermiş, bilinçsizce başını sallamıştı. Bu küçüklüğümüz ünitenin en yenisi. Annesiyle doğum anında görüşeli daha birkaç saat bile olmadı. Ailesinin yeni fertleriyle görüşmeden yapılması gereken bazı teknikler olduğu için getirdik buraya. Annesi kızına kavuşmadan fazlaca sabırsız. Tetkikler biter bitmez hemen yanında istedi. Ben de şimdi annesine götürüyordum. Tetkik kelimesini duyan Salih, gözlerini bebekten çekerek endişeyle kadına döndü. Hemşire sorulmayan soruyu duyarak cevaplamıştı. Maşallah, sizin de gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Biraz da açız sanki. Ağlamadı ama annesini aramayı belli. Salih bir adım daha yaklaştı bebeğe. Annesi Salih'in en değerlisiydi. Değerlisinin değerlisi duruyordu karşısında. Berceste diye düşündü adam. Babası olup olmadığını bilmediği küçük bebeğe bakarken. Berceste, güzel, latif, seçilmiş, beğenilmiş, sanat değeri yüksek olan beyit ve dizeler anlamına geliyordu. Bu hitabı kullanmasının nedeni ise güzel bebeğin güzel olması ya da seçilmiş olması değildi. Bir şiirin en güzel, en akılda kalan bir dizesi demekti Berceste. Onun şiiri meleğiydi. Şiirinden akılda kalan da Berceste. Değeri her şeyin üstünde olan Berceste.
Bir adım daha attığında bebeğin yanına gelmişti adam. Gözlerini daha açamasa da etrafını dinliyor gibiydi küçük. Biricik bebeğe bakarken derin bir nefes aldı Salih. Başındaki kasketinin görüşünü kısıtladığını hissettiğinde şapkayı ters çevirdi. Olanca yalınlığıyla görmek istiyordu bu küçüğü. Görüşü açıldığında bebeğe yaklaşmaya devam eden Salih, gözlerinden düşen yaşların dinmek yerine çoğaldığını hissetti. Bebeğin yanına ulaştığında yanağından düşen bir gözyaşı küçüğün gözyaşına yanağına damlamıştı. Yanağındaki soğukluğu hisseden bebek minik burnunu kırıştırarak hafifçe hareket etti. Bu hareket gözyaşları içindeki adamın hafifçe gülümsemesine neden oldu. Aylar sonra ilk defa içten bir gülümseme gösteren Salih dayanamayarak elini bebeğe uzattı. Az önceki kımıldanışla birlikte sarılı olduğu kundağın dışına çıkan yumruk olmuş küçük ellere. Bebeğe dokunduğunda titrek bir nefes alan Salih Ege, dudaklarını birbirine bastırarak nefesini tuttu. Küçücüktü, sıcacık. Bebeğin hızla atan kalbi pembe kundağa rağmen kendini belli ediyordu. Bu durum Salih'i tekrardan gülümsemesine yol açmıştı. Çok hızlı atıyordu küçük kalpli. Her şey o kalp atabilsin diyeydi. Bu düşünceler içerisindeki Salih, parmağından bile küçük olan eli yavaşça okşamaya başladı. Tam o an bebek onun varlığını hissetmişçesine ellerini açmıştı. Onları izleyen hemşire yeni doğanların yumruklarını nadiren açmaları karşısında şaşırarak kaşlarını kaldırsa da bu durum bebeğin postmatüre olmasına bağlayarak sessiz kalmıştı. Tam o küçük bebek ikisini de çok şaşırtan bir şey yaparak adamın parmağını tuttu. Onun bu hareketi Salih'in ağzından bir hıçkırık kaçmasına neden olmuştu. Küçük tetiğe bastığı parmağını tutmuştu. Parmağındaki küçük eli aylardır tek kelime etmeyen yaralı adamın sesini bulmasına neden olurken Salih Ege sesindeki sevgiyle mırıldandı. Çok küçük. O an sesini duyan bebeğin dudağından iki yana kıvrıldığını yemin edebilirdi asker. Güldü mü o diye soran hemşireyi duyduğunda gördüğü hareketin hayal olmadığını anlayan adam hıçkırmamak için dudaklarını birbirine bastırmak zorunda kalmıştı. Bebeklerin bilinçli gülümsemeleri ikinci ayın sonunda gerçekleşir normalde ama arada güzel zamanlarda yapabiliyorlar. Bence bu güzel hanımefendinin ilk gülümsemesini siz aldınız beyefendi. Elini ilk tutan da siz oluyorsunuz hatta. Gerçi o sizin elinizi tuttu. Şimdiden belli. Elini veren kolunu kaptıracak buna. Gözyaşları artan Salih hıçkırıklarını içine yutarak bebeğe baktı. Aklındaki cümleler aylar sonra konuştu. İçim pürüzlü çıkan sesiyle dudaklarından dökülmüştü. Bebeklerin cennet koktuğu söyleniyor. Şu zamana kadar bunun hep halk söylentisi olduğunu düşünmüştüm. Ama tam şu an bunun saf gerçeklik olduğuna inanıyorum. Baksana şuna, cennetin ta kendisi değil mi? Can feda ona. Hemşire gözyaşları içindeki adamın bebeğe yönelttiği sevgi dolu bakışları gördüğünde hüzünlendiğini hissetmişti. Yaptığının yanlış olduğunu bilse de yakalanırsa kovulacağının farkında olsa da koskoca adamın iyileştirmek muhtaç hali konuşmasına neden oldu. Saf gerçekliği teyit etmeye ne dersiniz? Duyduğu soru Salih'in kıpkırmızı alalarıyla ona dönmesine neden oldu. Ne diye fısıldarken sesi neredeyse çıkmamıştı. Yasak aslında ama çok kaybolmuş görünüyorsunuz. Bu afaklık da sizi sevdi. Bunu kimseye söylememeniz şartıyla gözetimimle kucağınıza almanıza izin vereceğim sanırım. İşimden bir ses sorununuz her neyse bu küçüğün ona merhem olacağını söylüyor. Bakışlarını daha gözlerini bile adam akıllı açmamış bebeğe çeviren Salih ama çok küçük ya bir zarar verirsem diye mırıldandı. Klasik baba endişesi diye düşünerek temsümeden hemşire gülmüştü. Merak etmeyin bir şey olmaz. Adam kalbindeki heyecanla bebeği beşikten alan kadına bakarken anın gerçekliğini sorguluyordu. Açın kollarınızı. Salih hiç durmaksızın bu emri yerine getirirken kollarında hissettiği hafiflikle istemsizce güldü. Kaç kilo bu Allah aşkına? Eve aldığım incir bu küçükten daha ağır. Benzetme karşısında gülen hemşire adamın gülen yüzünün an be an hüzünlük kaplamasına karşısında durgunlaştı. Salih Ege gözlerini küçük bebeğin yüzünde gezdirdikten sonra usulca fısıldadı. ''Sen ne kadar güzelsin böyle.'' Genç asker tam o an bebeğin babası olup olmamasının bir önemi olmadığını fark etti. Bebeğin babası değilse bile kurtarıcısıydı. Gerçi asıl aylar sonra sesini bulmasına sebep olan da bu küçük onun kurtarıcısı olmuştu. Bebeği kendisine doğru yaklaştıran Salih Ege burnunu küçük bebeğin küçücük boynuna doğru götürerek derin bir nefes aldı. Aldığı muhteşem ötesi kokuyla bir kez daha gözyaşlarına boğulurken tüm ruhunda hissettiği cennet kokusunu bir kez daha içine çekti adam.
Yanağında bebeğin sıcak nefesini hissederken kulağına doğru fısıldadı. Her şey senin içindi cennet kokulum. Dediğini biliyorum ama şimdi yaşıyorum da. Yine olsa yine aynı kararı verirdim. Dipsiz bataklığa batacağımı bilsem de bu karar beni sonsuz suskunluğa hapsetse de yine aynı kararı verirdim. Trilyonca kez seni kurtarmayı seçerdim. Çok güzel bir hayatın olsun Berces'te, iyilikle dolu bir kalbin olsun. Şu an bu küçücük halinle bana sesimi kavuşturduğun gibi iyileştir çevrendekileri. Az önce elimi tuttuğun gibi sımsıkı sarıl hayata. Asla vazgeçme, asla korkma. Sabah sonuçlar ne çıkacak bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Sonuç ne çıkarsa çıksın hayatımın en merkezinde olacaksın sen. Ömrümün sonuna kadar seni bir daha görmeyecek olsam da benim en değerlim olacaksın. Kahkahalarla mutlu olman için dua eden bir kurtarıcın olacak bu hayatta. Ruhunu senin uğruna heba etmiş ve seni gördüğü anda değer diye haykıran bir kurtarıcı. Küçük bebeğin kulağına bunları fısıldayan Salih, son bir kez daha cennet kokusunu içine çektikten sonra bebekten uzaklaştı. Mine'nin yüzündeki ifade bir kez daha "Aa, gülümseyer denebilecek" anı yaşatmıştı. "Sizi gerçekten çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Her şeyden çok" diye fısıldayan Salih, hiç de istemese de bebeği hemşireye uzattı. "Annesine götürün, özlemiştir" diye fısıldarken sesi özlem dolu çıkmıştı. Hemşire neler olduğunu anlamaya çalışarak düşünceli gözlerle adama baktı. "Kimsiniz siz?" Bebeğe bir bakış atan Salih, dudaklarındaki hüzünlü tebessümle omuz siltti. "Hiç kimse" derken gözlerini bebekten ayırmamıştı. "Tanıyor musunuz annesini?" sorusunu duyan adamın sessiz kalması, bebek doğar doğmaz annesinin bebeğin küçücük saçlarından örnek almaya gelen laboratuvar görevlilerini hatırlatmış hemşireye. O da herkes gibi bu durumu Kemal Alıcalı'nın bir garantici yapısından kaynaklandığını düşünmüştü. Fakat şu an pek de öyle düşünmüyordu. "Yoksa bebeğin babası mısınız?" Gözlerini bebekten ayırmayan Salih dürüstçe mırıldandı. "Bilmiyorum." Hemşire bir bebeğe bir de adama bakarken Salih bakışlarını hemşireye çevirdi. Kızaran ela gözlerine bariz sert bir ifade süslemişti. Hemşire bir bebeğe bir de adama bakarken Salih bakışlarını hemşireye çevirdi. Kızaran ela gözlerini bariz sert bir ifade süslemişti. "Sakın, sakın ona tek kelime etme. Burada olduğumu bilmesin. İkimiz de yandık zaten yeterince. Daha fazla yakma onu." "Tamam da eğer bab bilmiyorum dedim ya, o kelimeyi kullanmasan aylardır kendimi olamam daha iyi diye kandırırken şu an kandıramıyorum." Bakışları tekrardan küçük Berceste'ye dönen adam kısık bir nefeste devam etti. "Eğer dediğin ihtimal varsa yarın belli olacak. O zaman kızım için onunla yüzleşmeye çalışacağım. Ama o ihtimal yoksa ortadan kaybolacağım. Bu yüzden az önce şahit olduğun anı ona anlatman, onun kafasını karıştırmaktan ve acı çekmesini sağlamaktan başka bir işe yaramaz. Yeterince acı çekti zaten. Bırak da en mutlu gününde mutlu olsun." Tüm bunları söyleyen Salih, küçüğe sevgiyle gülümsedikten sonra sağ elini işaret ve orta parmağının arkasına küçük bebeğin yanağını hafifçe okşadı. "Hoşça kal Berces'ten, Allah'a emanet ol." Değildi. DNA testine göre o küçüğün babası değildi. Bulunduğu tepeden aşağı bakan Salih Ege, hislerinin alındığını hissediyordu. Bir saat önce askeri yetkisini kullanarak laboratuvarın görevli bir personeli sokmuş ve aylardır merak ettiği sorusunun cevabını almıştı. Kadir Alacalı'nın %99 ihtimalle yeni doğan bebeğinin biyolojik babası olabileceği tespit edildi. Boğazındaki yumruğu hisseden adam nafile bir çabayla yutkunurken gözlerine dolan yaşı geri göndermeye çalıştı. Bir yandan delicesine rahatlamış, bir yandan ise hayal kırıklığına uğramıştı. Sol gözünden bir damla yaş firar ederken titrek bir nefes aldı. Böylesi daha iyi. O küçüğün ihtiyacı olan, kabuslarla boğuşan, geçmişteki yaralarından geleceğe bakamayan bir baba değildi. Böylesi daha iyi. O zaman neden bu kadar canın yanıyor? Kalbindeki sızıyı dindirmek isteyen adam karla kaplı tepenin kenarına doğru yaklaştı. Bugün sondu. Bugün Fetih ile Emin'in yanına gidecekti. Gerçi intihar edeceği düşünüldüğünde şehitlerin yanına gitmesi çok da imkansızdı. Tek derdi acısına son vermek olan Salih Ege mantıklı düşünemeyerek öne doğru ilk adımını attı. Şu ana kadar yaşamasının tek sebebi küçük kızın kendi çocuğu olup olmadığını öğrenmekti. Artık öğrendiğine göre bir adam daha atarak tam uca gelen asker aklında beliren düşünceyle duraksadı.
Emin'in yanına gitmen için nerede olduğunu bilmen gerekmiyor mu? Nevroz Emin'in cesedini ne yaptı Salih? Belki de gömmemiştir bile. Onu bulmadan ölürsen emmi ahiretten senden hesap sormaz mı? Cesedime eza verilirken neredeydin sen? Ben vurdun yetmedi. Cesedime bile sahip çıkamadın mı demez mi? İstesinin sözleri olanca şiddetiyle kendisine çarparken önündeki uçuruma baktı Salih Ege. Sadece tek bir adım atarak tüm acılarına bir son verebilirdi. Bunu yapmayı delicesine istese de aylardır içten içe kendini yiyip bitirdiğini düşüncenin yüze çıkmasıyla bir adım geri giderken buldu kendini. Seni bulduktan sonra, hakkıyla gömülmeni sağlandıktan sonra bitireceğim bu işi emmi. O güne kadar her güne büyük bir ızdırapla başlayarak yaptıklarımın dünyadaki kefaretini ödemeye çalışacağım. Ahiretteki cezam hepsinden daha ağır olacaktır zaten. Yaşadığı vazgeçişle başını kaldıran Salih Ege, bulunduğu tepeden mükemmel bir seyirlik sunan karlar altındaki İstanbul'u izledi bir süre. Saatler ilerlerken dudaklarında beliren acı dolu hüzünle son bir kez baktı şehre. Artık bu şehirde durmam için bir sebebim kalmadı. Elveda İstanbul. Arkasını dönen asker geldiği gibi yayan bir şekilde tepeden inmeye başlarken içinden eklemişti. Elveda meleğim, elveda Bercestem. Helikopter yavaş yavaş inişe geçerken helikopterin içindeki asker sabırsızlıkla ayağını sallamaya başladı. Pilotu sarsarak hızlı ol diye haykırma isteğinin önüne zorlukla geçerken helikopterin kapısı açılmıştı. Bunu gören adam helikopterin ayakları yere değmeden kendisini zemine attı. Helikopterin pervanelerinin oluşturduğu hava akımı kendisini gram etkilemezken hızla koşmaya başladı. İçinde kocaman bir endişe bulutu, aklında onlarca düşünceyle. Sakin olmak için kendisini telkin eden binbaşı Salih Ege Aslan, görevinin yanında çok kısa süre ulaşmıştı. Buradan efendim. Görevliyi takip ederek binanın kapısından giren Salih, yürüdükleri yol boyunca adama sorular sorarak öğrenmek istediği bilgileri almıştı. İkili kısa bir sürüşten sonra sensörlü bir kapının yanına vardılar. Kapı engelini gören Salih Ege, dişlerinin arasından nefes alırken yanındaki görevli ona bir bakış atarak elindeki kartı hızlıca okuttu. Askeri üniforması içerisindeki adamın sessiz girdabı görevliyi korkutmuştu. Salih'teki çok yerinde bir korkuydu aslında. Öyle ki bu korku yıllardır İstanbul'a ayak basmayan, kaçarken İstanbul'u koşmasına neden olmuştu. Oğlumun sevdiği kız canıyla cebelleşiyordu. Kapılar kayarak iki yana açıldığında içeri giren Salih, kendisine doğru yürüyen Sinan'ı gördü. Oğlunun oğlu olmasına neden olan dostunu. Bu karmaşık hikayenin başlangıcı yıllar öncesine dayanıyordu. İstanbul'dan gittiği günden sonra Emin'in cesedini bulmak için her şeyi yapan adam cesedi ancak 5 yılın sonunda bulabilmişti. Aldığı izinle birlikte Emin'i kardeşi Fethi'nin bulunduğu tepeye gönderen Salih o günden sonra uzun bir süre çevresindekiler tarafından göz hapsine alınmıştı. Hepsi Salih'in onca yıl ayakta tutan tek nedenin Emin'in cesedini bulmak olduğunu biliyordu. Dostları için bir süre daha hayatta devam eden Salih, bir gece gördüğü kabustan sonra daha fazla dayanamamış ve soluğu Urfa'da almıştı. Önce katil olduğu insanların mezarını ziyaret etmiş, sonra da meleğiyle ölüm fermanını yaşadığı eve gitmişti. Zamanında mutlu kahkahalara ev sahipliği yapan o eve. Karısıyla yaptığı eve girdiğinde en sertinden anılarla karşılaşan Salih Ege, her şeyi bitirmeye kararlı bir şekilde içinde bulunduğu evi ateşe vermişti. Fakat hayat bir kez daha karşısına geçmiş, ölmesini engellemişti. Görev sırasında teröristlerin elinden kurtardığı Kardelen, onu alevlerin arasından almıştı. Hayatının başındaki genç kızın, "Sen benim kahramanımsın, beni kurtaran kişisin, ölme abi," diye yalvarışlarına dayanamayan Ege, bir süre onun için dayanmıştı hayata. Tüm o yıllar içerisinde kendine söz geçiremeyen adam, arada sıra İstanbul'a gelerek küçük Berceste'yi ve Meleği uzaktan izlemeye devam etmişti. Belki de emmi, dostları, hayatını kurtardığı Kardelen'in ricası bir bahaneydi. Salih Ege'yi hayatta tutan tek şey, doğması için her şeyi yaptığı küçüğün büyümesini izleme isteğiydi. Neşeli kahkahalar, bilmiş cümleleri, sallanacak aşkı. Tüm bunlar da ertesi güne gözlerini açmasını sağlayan. Ancak bir gün tüm bahanelerin kenar etmesine neden olan, ruhunu hissederek "ben yaşamak istiyorum" demesine neden olan bir olay olmuştu. Sinan'ın ikiz kardeşi Dilek'in ve eşi Yiğit bir terör saldırısına kurban gitmişlerdi. 11 yaşındaki oğulları Burak geride bırakarak. Olay sonrasında teröristin peşine düşen Sinan gitmeden önce yeğenini Salih'e emanet etmişti. Kim bilebilirdi ki yaralı
iki yaralı ruh birbirlerine tutunacak, hayata beraber devam edecekler. Burak'ın eve geldiği ilk gün hayatını tümden değişeceğini anlamıştı Salih. Küçük çocuğun yeşil gözlerinde kendi helal gözlerinde gördüğü kayboluşluğu o günden sonra ömrünü Burak'a adamış, ikili gerçek bir baba oğul ilişkisine sahip olmuşlardı. Burak Salih'i kaybettiği ailesi yerine koymuş, Salih de Burak'ı hiç kazanamadığı ailesi yerine. Yıllar yılı kovalamış, asker olan Burak annesinin acısıyla yanıp kavrulurken bir güzel kıza tanışmıştı, Hilal ile. Hilal Burak'ın tabularını yavaş yavaş kırmış, onu hayata bağlamıştı. Şimdi ise yaralanmış, soğuk bir ameliyathanede can çekişiyordu. Tam her şey yoluna girmişken yaşanan bu olaydan sonrayı bir kez daha korkuyu tüm ilikleriyle hissetti Salih. Herkesten daha iyi biliyordu o. Hilal ölürse Burak da peşinden giderdi. Bu kaybı da kaldıramazdı. Burak'ın sevgilisiyle tanıştığı o günü düşündü adam. Oğlunun ruhuna dokunan ela gözlü kız, Salih'in de ruhuna dokunmuştu, aşarmıştı. Mesleği olan psikologluğun hakkını vermiş, yalnızca birkaç cümleyle bilen Salih'in daha iyi hissetmesine neden olmuştu. Ela gözleri kızaran Salih Ege, adımlarını hızlandırarak Sinan'ın yanına ulaştı. O güzel kıza bir şey olursa dağılacak tek kişi Burak değildi. Sinan'ın anlattıklarıyla olayı tam anlamıyla öğrenen Salih, kısa bir süre sonra sordu. Toparlandın mı? Gidelim mi artık? Seni de geliyorsun diye soran Sinan'ın sesi, gözleri şaşkınlıkla doluydu. Ailesini trafik kazasında kaybeden Salih'in en nefret ettiği şey ameliyathane önünde beklemekti ne de olsa. İstanbul'a ayak basmışım ben Sinan, seninle gelmeyecek olsam neden buraya kadar geleyim ki? Haklısın, yine de şaşırdım haliyle diye mırıldanan Sinan ayağa kalkarak arkadaşına elini uzattı. Hadi gidelim. İkili içlerindeki onlarca duyguyla birlikte koridorda yürümeye başladılar. Üstünü bile değiştirmeden gelmişsin dedi Sinan Salih'in üstündeki askeri üniformaya bakarak. Haberi alır almaz kendimi helikopterde buldum. Aklıma bile gelmedi üstümü değiştirmek. Cüzdanımı ve telefonumu bile son anda bir asker tutuşturdu elime. O kadar ha? İstanbul'a gelmemek için her şeyi yapan sen resmen İstanbul'a koşmuşsun. Dudaklarında buruk bir gülümseme beliren Salih kalbindeki acıyla derin bir nefes aldı. Ne kadar da doğru bir tabirdi bu. Gerçekten de yaşanan olay kelimenin tam anlamıyla buydu. Bir süre kimsenin olmadığı karanlık koridorlardan geçtikten sonra hareketin baş gösterdiği aydınlık alana geldiler. Işıklı yere geldiklerinde birkaç adım atan Sinan istemsizce yavaşladı. Sinan'ın uyarıcısına çıkan sesi karşısına Salih acıyla iç geçirdi. Onların dağılmış hallerini görerek ayakta duramam. Durma o zaman. Her zaman dimdik ayakta duracaksın diye bir kaide yok. Güçlü olacağım diye Dilek ve Yiğit'in kaybını bile adam akıllı yaşayamadın. Kimse gözünden yaşlar akıyor diye, omuzların düşük diye seni eleştiremez. Bugünlüğüne, bir günlüğüne Kit binbaşısı Kartal ya da Burak'ın dayısı Sinan olma. Dileğin kızı ikizi ol. Kendin ol. Herkes yıkılmış durumda zaten. Sen güçlü duruyorsan diye kimse ayağa kalkmayacak. En azından bugün, şu an değil. Salih'in söylediklerinde haklı olduğunu bilen Sinan usulca başını salladı ve koridorun sonuna gelerek sola doğru döndü. İşte şimdi herkes karşısına duruyordu. Burak ve sevgilisi hariç. Salih ile beraber kalabalığa doğru yaklaşan Sinan orada bulunan herkesin endişeli gözlerle onlara döndüğünü görerek derin bir nefes aldı. Zor dakikalar onları bekliyordu. Yanındaki Salih'in adımlarının yavaşladığını hissettiğinde o ada durdu. Arkadaşının bir yere doğru, birine doğru baktığını fark ettiğinde oraya doğru döndü. Ah, siz tanışmamıştınız değil mi? Melek, Hilal'in annesi. Salih ise Burak'ın babası, yani onu büyüten babası. Askeriye günlerinden beri kardeşim olur kendisi. Melek ve Salih'in şok dolu bakışlarla birbirlerine bakmalarına bir anlam veremeyen Sinan, Salih'in sendelemesiyle birlikte hızlıca hareket ederek onu kolundan tuttu. Tuttuğu adamın tüm beden tir tir titriyordu. Salih diyerek kardeşine seslense de bakışları meleğe kilitlenmiş olan Salih onu duymamıştı. Melek...